Eğlence pazarlaması dersi 1. ünite özeti. Boş zaman ve eğlence endüstrisi. Giriş. Ekonomideki gelişmeler, makineleşmenin, üretimin artması ve hayat koşullarındaki iyileşmelerle bireylerin çalışma saatleri kısalmış, boş zamanları ise artmıştır. Boş zaman çalışılmayan zaman dilimlerini kapsamakta, rekreasyon ise iş dışındaki faaliyetlerin boş zamanı değerlendirme için uyarlanmasıdır. Boş zaman davranışlarının planlanması ve faaliyetlerinin pazarlanması zaman içerisinde daha fazla önem kazanmıştır. Boş zaman kavramı. Boş zaman kavramı, insanların boş zamanlarında yaptığı bir dizi aktivite ya da aktiviteler toplamı olarak tanımlanabilir. Boş zaman bir işle uğraşmama anlamına gelebildiği gibi herhangi bir işle uğraşma anlamına da gelmektedir. Başka bir deyişle kavram objektif ve subjektif olarak değerlendirilebilir. Boş zaman ve serbest zaman genellikle aynı kavramlar olarak görülse de her ikisi de birbirinden farklıdır. Serbest zaman, çalışma zamanı ve ihtiyaçlarımızı karşıladığımız zaman dışında kalan tüm zaman dilimini ifade ederken, boş zaman ise serbest zaman içerisinde kişinin kendi yargı ve seçimlerine göre özgürce kullandığı, zorunluluklarının olmadığı bir zaman dilimini ifade etmektedir. Boş zaman, serbest zaman, aktivite ve tutumun kesiştiği zaman olarak da tanımlanmıştır. S 5 Şekil 1 1 Boş zamanı anlamaya yönelik 6 farklı görüşten bahsedilebilir. Bu görüşler şunlardır. Klasik görüş, boş zamanın çalışma zamanının tam tersi olduğunu, dinlenmenin ve yenilenmenin çalışma için olmadığını savunan görüştür. Sosyal sınıfın sembolü olarak boş zaman, Avrupa'da feodal dönem, Rönesans ve sanayi dönemlerinde üst sınıfın boş zamanı kullanım haklarının kendilerinde olduğunu savunan yaklaşımdır. Bir aktivite olarak boş zaman, kişilerin gönüllülüğünü temel alan ve onların sosyal yaşamları ile bağlantı kuran görüştür. Yarı boş zaman ve serbest zaman, literatürde en fazla kabul gören görüş olup bu görüşe göre bir zaman parçası olan boş zaman, hayatın gereklilikleri ve bu gereklilikler için hazır olma durumlarından sonra kalan serbest zamandır. Özgürlük olarak algılan boş zaman, boş zamanın, kişisel gelişime, memnuniyete yardımcı olduğunu belirten ve aktivitede farkına varılan özgürlüğün önemini belirten psikolojik yakınlaşmayı savunmaktadır ruh hali olarak boş zaman, bu görüşte ise boş zaman, dini değerlere ya da kişinin kendini rahatlatan bir duruma ayırdığı zaman olarak tanımlanır. Başka bir tanımlamada ise yukarıdaki altı görüşe, harcama, değişkeni eklenmiş ve boş zaman aşağıdaki altı başlıkta değerlendirilmiştir. Zaman olarak boş zaman, aktivite olarak boş zaman, ruh hali olarak boş zaman, bütünsel yayılımcı etkinlik olarak boş zaman, yaşam şekli olarak boş zaman, Harcama olarak boş zaman, boş zaman deneyimleri geçmişten, içinde bulunulan andan ve gelecekten etkilendiğinden bu deneyimler kişiden kişiye farklılık göstermektedir rahatlama, bireyin kendini dinlemesi ve kendinin farkına varması, sosyalleşme, eğlenme, kişisel gelişim, yaratıcılığı ortaya çıkartma, işle karşılanamayan ihtiyaçları karşılama, bedensel arınma politik ilgilenim, aşırı enerjiyi, duyguları dışa vurma, rahatlatıcı oyunlar oynama ve prestij elde etme başlıca boş zaman deneyimleri olarak sıralanabilir. Boş zamanın, dinlenme, eğlenme ve gelişim olmak üzere üç fonksiyonu bulunmaktadır. Dinlenme fonksiyonu, spor, sanat ve alışveriş gibi çeşitli etkinliklerden sonra bireylerin kendilerini dinlenebilmiş hissetmeleridir. Eğlenme fonksiyonu, can sıkıntısını gidermek, bir sorunu unutmak ve hoş vakit geçirmek için yapılan faaliyetlerdir. Gelişim fonksiyonu, boş zamanın etkili kullanılarak yeni durumlarla tanışma ve farklı kültürleri öğrenme şansının yakalanmasıdır. Boş zamanın geçmişi binlerce yıl öncesine dayansa da kavram antik çağın bir fikridir. Antik Yunan dönemindeki Olimpiyat Oyunları, dini festivaller ve sanatsal etkinlikler başlıca boş zaman uygulamalarıdır. Boş zamanın doruğa ulaştığı Roma döneminde ise boş zamana yönelik yaklaşım antik Yunan dönemindeki anlayıştan farklılaşmış ve boş zaman çalışmak için kondisyon sağlamak amacına dönüşmüştür. Rönesans ve reform hareketleriyle yaşanan kültürel ilerleme ile birlikte kamuya yönelik alanlar açılmış, avlanma, balık tutma amaçlı park ve bahçeler geliştirilmiştir. Sanayi devrimiyle başlayan otomasyon, fazla üretim, refahtaki artış ve gelişmeler insanların boş zamana duydukları ihtiyaçla orantılı olarak zaman içerisinde çalışma saatlerinde kısalmalar yaşanmış, boş zamanlarda ise artmalar meydana getirmiştir. 18. Y.Y. ÖN başlarında kültür ve spor seçkin sınıfa ait özel etkinlikler olmaktan uzaklaşıp halka da açık olmaya başlamış ve bu durumda 19. Yida boş vakitlerin ticarileşme sürecini geliştirmiştir. 1960'lı yıllarda ise Batı ülkelerinin milli gelirinde meydana gelen artışla beraber bireyler kültür, spor, seyahat, eğlence gibi faaliyetlere daha fazla harcamaya başlamıştır. Post endüstriyel toplum ise eğitime verilen önemi, daha çok seyahat etmeyi, kültürel etkileşimi ve çoğulculuğu geliştirmiştir. Bu dönemde erken emeklilik özendirilip tatil dönemleri içinde çalışanlara ödeme yapılması sağlanmış çalışma sürelerinin kısaltılmasıyla birlikte çalışılmayan zaman artmıştır. Bireyin, yaptığı seçime ya da seçimlere göre evinde ya da evinin dışında 9 farklı boş zaman tüketicisi konumunda olduğu belirtilmektedir. Bunlar, boş zaman tüketicisi iki günden fazla evinden uzakta seyahat ediyorsa, turisttir. Tırnak işareti. Güzel sanatlar, tiyatro ve sinemadan bir şeyler öğreniyorsa ya da bu aktivitelerle zaman geçiriyorsa, artisttir. Tırnak işareti. Yiyecek, içecek ve hizmet tüketiyorsa, gurmedir. Tırnak işareti. Boş zaman deneyimi olarak alışveriş yapıyorsa, alışverişçidir. Tırnak işareti, bahçesiyle uğraşıyor, evinde televizyon seyrediyor ya da bilgisayar, konsol oyunları oynuyorsa, evinde vakit geçirmeyi sevendir. Tırnak işareti, kapalı mekanlarda ya da açık havada rekreasyonla ilgili deneyimler yaşamayı seviyorsa, sporu seven, bireydir. Dini gerekliliklerini yerine getiriyor ve bundan keyif alıyorsa, dindardır tırnak işareti Yeni bilgiler öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi seviyorsa öğrencidir. tırnak işareti Kendi isteklerini ve arzularını yerine getirmekten hoşlanıyorsa hedonisttir. tırnak işareti Boş zaman pazarında birbirinden farklı ürün ve hizmetleri sağlayan çok farklı sektörler bulunmaktadır. Bu sektörler yapılarına ve amaçlarına göre kamu kurumları özel kuruluşlar ve kar amacı gütmeyen örgütler, olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Kamu kurumları, hükümet tarafından yönetilen ve hizmetlerin genellikle ücretsiz ya da özel sektöre göre daha düşük olduğu kuruluşlardır. Başlıca kuruluşlar şunlardır. Boş zaman merkezleri ve yüzme havuzları, kütüphaneler, sanat merkezleri, parklar ve rekreasyon alanları, Turizm destek hizmetleri. Özel kuruluşlar, bu örgütler kar amacı güden ve gütmeyen örgütlerden oluşmaktadır. Kar amacı güden şirketlerin temel amacı kar elde etmek iken, kar amacı gütmeyen örgütler ciro rakamları büyük, daha küçük özel ilgi grupları, profesyonel birlikler ve yerel kulüp ve toplulukları kapsamaktadır. Boş zaman endüstrisinin üç ana sektörü rekreasyon, konaklama ve turizmdir. Bu sektörler, tüketicilere sunulan deneyimin türüne göre aşağıdaki gibi 11 şekilde sınıflandırılabilir. Ziyaretçi alanları, cazibe merkezleri, konaklama, turistik destinasyonlar, tur operatörleri, ulaştırma, resort kompleksleri, perakende yolculuklar, sanat ve eğlence, boş zaman alışverişi, restoranlar ve katerin hizmetleri, rekreasyon ve spor. Ziyaretçi alanları, cazibe merkezleri, halkın eğlenmesi, keyif ve eğitim alması için oluşturulmuş deneyim alanları olup heterojen bir yapıya sahiptir. Pazarlama stratejileri birbirlerinden farklılaşan dört temel ziyaretçi alanı. Kumsal, mağara, orman ve nehir gibi doğal yapıda olan alanlar. Katedral, kale, cami, saray gibi genellikle tarihsel olarak değeri de olabilen ve ziyaretçi alanı olarak tasarlanmamış insan yapımı alanlar. Temalı parklar gibi ziyaretçileri cezbetmek amacıyla yapılmış insan yapımı alanlar. Özel olaylar ve festivaller için yapılmış alanlar şeklinde özetlenebilir. Konaklama, boş zaman ve turizmin temel bileşenlerinden biri olan konaklama, otel, motel, pansiyon, hosteller, yurtlar, tatil köylerinde oluşan resort kompleksleri ve butik otel, çiftlik evleri, kuruz gemileri, uyuyarak seyahat etmeyi sağlayan otobüsler ve trenler, kamplardan oluşan kulüplerden ve kurumlardan oluşur. Konaklamada, fiyatlandırmayı etkileyen temel faktörler, lokasyon, işletmenin özellikleri, sunulan hizmet düzeyi ve konaklama zamanıdır tırnak işareti. Turistik destinasyonlar, varılacak olan yer, anlamına gelen destinasyonun pazarlamasında hedef pazar, ziyaretçiler, şehirde yaşayan halk, işletmeler ve ihracat pazarı, olmak üzere dört kategori üzerinden planlanabilir. Destinasyonun stratejik pazarlamasında önemli rolü olan unsurlar ise şu şekilde belirtilebilir. Uygun konaklama olanakları, uygun fiyat düzeyi, uygun ulaşım olanakları, doğal görünüm ve peyzaj, kafe ve restoranlar. Uygun hava koşulları, varsa uygun deniz, kum, güneş özellikleri, yürüyüş alanları, alışveriş merkezleri, macera etkinlikleri için ortamlar, eğlence olanakları, diğer turizm bölgelerine yakınlık, kış turizmine elverişli doğa olanakları, kültürel deneyim için ortamlar. Tur operatörleri, talep meydana gelmeden önce ulaştırma, konaklama ve diğer turistik hizmetleri bir araya getirerek gezici veya kısa süreli tatil amaçlı seyahatler düzenleyen ve bunları belli bir ücret karşılığında halka sunan işletmelerdir. Tur operatörleri, etkinlik alanına, şirket sahipliği durumuna, uzmanlık alanına, işletme büyüklüğüne ve işletme yapılarına göre farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır taşıma, hava, tren, deniz ve karayolu taşımacılığı olmak üzere dört temel taşıma çeşidi bulunmaktadır. Taşıma faktörü, ürün kalitesine yönelik algının başlangıç faktörünü oluşturmaktadır. Bu sektörde en yoğun rekabet ise havayolu sektöründe yaşanmaktadır. Resort kompleksleri, bu kompleksler insanları hem kendilerini ziyaret etmeye hem de resortla ilişkili mal ve hizmetleri tüketmeye güdülemektedir. Her şey dahil, ve aldığım kadar öde olmak üzere iki temel fiyatlandırma yaklaşımı bulunmaktadır. Resort pazarlamasında reklam önemli bir faaliyettir. Perakende seyahat, seyahat ve acente sektöründe üretici ile müşteri arasındaki ara birimler toptancılar ve perakendecilerdir. Perakende seyahat olanakları sunan bu kuruluşlar tüketicilere taksitlendirme ve rezervasyon gibi hizmetler sağlar. Sanat ve eğlence, boş zaman literatüründe, izleyici ve katılımcı olmak üzere iki sanat tüketicisi yer almaktadır. Tüketici bir tiyatro oyununu izlediğinde izleyici, bir tiyatro topluluğun katıldığında ise katılımcıdır. Sanat faaliyetleri hem bireysel hem de topluluk halinde tüketilebilir. Günümüzde öne çıkan etkinliklerden biri de sürekli büyüyen pazarıyla eğlence sektörüdür. Boş zaman alışverişi, boş zamanlarında alışverişe yönelen tüketiciler, bu faaliyet ile birlikte dinlenme, eğlenme ve zaman geçirme faaliyetlerini bütünleştirmektedir. Alışveriş merkezleri, turistlere yönelik alışveriş alanları, şehirlerde bulunan endüstriyel boş zaman yönelimli yerler, el sanatları merkezleri, ziyaretçilere ve ev araç gereçlerine yönelik outlet'ler boş zaman alışverişinin başlıca türleri olarak belirtilebilir. Restoran ve katerin hizmetleri, ev dışında yemek ve yiyecek tüketimi de bir boş zaman faaliyeti olarak görülmektedir. Fransız isim sistemi özellikle fast food sektöründe çok hızlı bir şekilde gelişmiş ve boş zaman endüstrisinde önemli bir pay edinmiştir. Rekreasyon ve spor, boş zaman etkinliklerinde özellikle sporun önemli bir yeri bulunmaktadır. Ve spor açısından faaliyet, rekabet, boş zaman, toplumsallaşma, tatmin ve eğlence gibi ögeler öne çıkmaktadır. Spor, fitness ve rekreasyon etkinlikleri zaman içerisinde hem sayı hem de çeşit olarak artış göstermiştir. Rekreasyon, rekreasyon, insanların boş zamanlarındaki zorunlu çalışma faaliyetlerinden ayrı olarak Kişinin boş zamanını dilediği gibi kullandığı fiziksel gücünü onarmaya ve ruhsal kapasitesini zenginleştirmeye yönelik zorunlu faaliyetlere karşıt, özgürce seçilen ve fiziksel sosyal çevrenin değişmesi anlamına gelen aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Boş zaman ve rekreasyon birbirlerinin yerine kullanılsa da boş zaman önemli işler arasındaki bir zaman boşluğu olup, rekreasyon ise bu boşlukta yapılan etkinlikleri kapsamaktadır. Rekreasyon kavramına yönelik temel tanımlayıcı özellikler şunlardır. Rekreasyon faaliyetleri gönüllü bir seçime dayanır ve özgürlük hissi verir. Rekreasyon faaliyetlerine katılım zorunluluğu yoktur ve bu faaliyetler boş zamanda gerçekleştirilir. Her yaştaki ve cinsiyetteki insanın katılımına olanak tanınan rekreasyon faaliyetlerinde karar verme yetkisi bireyin kendisinde olmalıdır. Her türlü ortamda gerçekleştirilen rekreasyon bir faaliyeti gerektirir. Haz ve neşe sağlayan rekreasyon faaliyetleri evrensel olarak uygulanmaktadır. Bireyler, seçtikleri rekreasyon faaliyeti aracılığıyla kendilerini ifade edebilir. Her bireye göre farklı bir amacı olan rekreasyon kişiye bireysel ve toplumsal özellikler katmalıdır. Rekreasyon toplumsal değerlere aykırı olmamalıdır. Rekreasyon Bireyin birden fazla aktiviteye ilgi duymasına imkan tanır ve aktivite sonucunda ortaya çıkan deneyimi içerir. Farklı pazarlama uygulamalarını etkileyen rekreasyon türleri ise 13 başlık altında toplanabilir. Bu başlık aşağıdaki gibi sıralanabilir: Basit eğlence, zihinsel aktivite, spor ve egzersiz, müzik, sanat, dans, hobiler, oyun, rahatlama, sosyal aktiviteler, hayırseverlik hizmetleri. Doğa sporları ve açık hava aktiviteleri. Seyahat ve turizm. Tüketicilerin rekreasyona yönelik beklentileri ekonomik ve ekonomik olmayan faydalar olarak ikiye ayrılmaktadır. Ekonomik fayda parasal bir değişimi kapsarken, soyut özelliklere odaklanan ekonomik olmayan faydalar ise şunlardır: Kişisel gelişim, sosyalleşme, fiziksel gelişim, teşvik, fantezi ve kaçış, nostalji ve yansıma, bağımsızlık ve özgürlük, duygusal yükün azaltılması risk alma fırsatı, kazanım duygusu, keşfetme, sorun çözme, manevi fayda, estetik olarak takdir edilme, akıl sağlığının sağlanması, eğlence fikrinden gelen ve boş zamandan daha dar bir kalıp olan rekreasyon, toplum tarafından eğlence olarak kabul edilen faaliyetleri sunan sektörlerle birlikte hareket etmektedir. Yüzme, kayak gibi aktif faaliyetler sunan tesisler, eğlence sunan kuruluşlar, eğitici hizmetler sunan kuruluşlar, ekipman ve malzeme üreten işletmeler, turizm kuruluşları ile seyahat acenteleri bu sektörlerin başlıcaları olarak sıralanabilir. Boş zaman pazarlaması, geleneksel pazarlamada kabul görmüş ilkeleri boş zamana özgü faaliyetlere uyumlu hale getirmektedir. Bu noktada belirleyici olan Tüketici istek ve ihtiyaçlarını bütünleşik bir bakış açısıyla değerlendirmektir. Boş zaman sektöründeki pazarlamanın özellikleri hem boş zaman hem de hizmet literatürünün beraber ele alınıp incelenmesiyle anlaşılabilir. Bu bağlamda hizmet pazarlaması, endüstriyel pazarlama, spor pazarlaması ve turizm pazarlamasının kesişen yanlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Boş zaman kapsamında tüketicilere sunulan mal ve hizmetlerin belirleyici özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir. Boş zamana yönelik mal ve hizmetler karmaşık dağıtım ağlarına sahiptir. Sunulan boş zamanın fiyatı her zaman maliyeti yansıtmayabilir. Dışsal etkilerin tüketiciler üzerinde etkileri bulunmaktadır. Boş zaman müşterileri her zaman tüketici değildir. Boş zaman tüketicilerinin ürünlerle ilgili beklentileri yüksektir. Çoğunlukla diğer unsurların bir karmasını içeren boş zaman satın almaları genellikle hizmetleri kapsamaktadır. Boş zaman satın almaları, yaşam tarzı ile ilişkili olup seyrek gerçekleşir fakat yüksek harcamaları içerir. Boş zaman davranışları, hizmet pazarlaması ile de ilişkili olan dört boyutu ortaya koymaktadır. Söz konusu dört boyut, sosyal yönelim, geçici yönelim, planlama yönelimi ve polikronik yönelimdir. Eğlence endüstrisi, yüzyıllardan beri var olan eğlence kavramı, sanayileşme, kentleşme, refah seviyesindeki artış, iletişim ve ulaşım alanındaki değişimlerle birlikte çeşitlenmiş ve gelişmiştir. Eğlence endüstrisi, çok sayıda endüstri kolunun birbirini desteklemesini ifade etmektedir. Özellikle 20. Yüzyılın başlarından itibaren sinema filmlerinin ortaya çıkmasıyla eğlence endüstrisinde ciddi bir ilerleme yaşanmıştır. Aşağıda eğlence endüstrisinin gelişimini etkileyen unsurlara değinilmektedir. Boş zaman artışı ve kitle iletişim araçlarındaki hızlı artış. Teknolojik gelişmeler ve eğlence ürünlerinin çeşitliliğinin ve bu ürünlere ulaşılabilirliğin artması. Eğlence endüstrisinde pazarlamanın önem kazanması ve kar artışı. Eğlencenin yaşamın bir parçası ve küresel bir pazar haline gelmesi eğlence endüstrisi, her sektöre göre pazarlama yöntemlerinin farklı bir şekilde uygulanmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda, eğlence sektörü, gösteri eğlence türleri, canlı eğlence türleri, kitlesel medya eğlence türleri, olmak üzere genel olarak üç başlık altında incelenebilir. Eğlence pazarlaması dersi ikinci ünite özeti. Eğlence pazarlaması, giriş. Bireylerin beklentilerine, kişiliklerine, değerlerine ve deneyimlerine göre değişen eğlence kavramını tanımlamak zor bir durumdur. Müzik, sinema, spor ve sanat gibi birçok faaliyet eğlence başlığı altında incelenmektedir. Eğlence, psikolojik ve sembolik faydalar sağlaması açısından tercih edilebileceği gibi fayda sağlayan bir işlev olarak da tercih edilebilir. Eğlence kavramı. Birçok farklı tanımı olan eğlence, genel olarak hoşnutluk yaratma ve tatmin sağlayıcı bir deneyim yaşama olarak tanımlanabilir. Spor ve sanat alanları ile ilgili faaliyetler, izleyerek zaman geçirme, bir takım hislerin deneyimlenmesi ve olumlu veya olumsuz duyguların yaşanması eğlence kavramı kapsamında değerlendirilebilir. Eğlence ve ihtiyaç. Kişilerin eğlence arayışları çeşitli aktiviteleri eğlence ile birlikte yapmak üzere gerçekleşir. Eğlencenin bir ihtiyaç haline geldiği günümüzde bireyler boş vakitlerinin yanı sıra çalıştıkları zamanda da eğlence faaliyetlerinde bulunabilir. İnsanlar aynı zamanda eğlenceyi fiziksel ve psikolojik olarak dinlenebilmek amacıyla da kullanmaktadır. Demografik ve kültürel faktörlerin incelenmesi tüketicilerin eğlence davranışlarını anlamada önemlidir. Endüstriyel gelişimlerle birlikte dışarıda geçirilen zaman artmış ve insanlar daha fazla eğlence aramaya başlamıştır. Deneyim ve eğlence pazarlaması arasındaki ilişki. Deneyimin önemli bir unsur olarak ortaya çıkmasının nedeni işletmelerin rekabet avantajı sağlamaya yönelmeleridir. Mal ve hizmetler gibi tanımlanabilir olan deneyimlerin onlardan farklı olarak hatırlanma ihtimalleri yüksektir. Yani tüketiciler işlevsel faydanın yanında psikolojik fayda da aramaktadır. Dolayısıyla hazcı tüketim ve deneyim arasındaki ilişki daha fazla incelenmeye başlanmış, tüketim deneyimi his ve eğlence ile açıklanmaya çalışılmıştır. Tüketiciler deneyim aracılığıyla elde ettikleri markalara daha yüksek bir düzeyde tepki göstermektedir. Tüketicilere yaşatılan benzersiz deneyim yoluyla marka bağlılığı sağlanmaktadır. Deneyim ve eğlence de bu noktada birbirleriyle ilişkilidir. Pazarlamacıların tüketicilere yaşattıkları deneyim sonucunda eğlence olgusu ortaya çıkmakta, böylelikle eğlence pazarlaması faaliyetlerinde deneyimsel pazarlama uygulamalarının kullanılması mümkün hale gelmektedir. Deneyimsel pazarlama, tüketiciler bir hizmet satın aldıklarında soyut ve kendilerinin karar verme mekanizmalarının dışında hazırlanan çeşitli faaliyetleri satın almaktadır. Oysa deneyim satın alınacağı zaman hatırlanmaya değecek anlar için bir bedel ödenmektedir. Yani deneyimsel pazarlama, ürünlerin fiziksel özellikleri ile değil, sonuçlardan hareketle tüketicilerin elde ettikleri hislerle ilgilenmektedir. Fantezi, his ve eğlence deneyime bağlı tüketimle ilişkili üç unsurdur. Tüketim, faydacı tüketim şeklinde olabileceği gibi sembolik tüketim şeklinde de gerçekleştirilebilir. Geleneksel pazarlamada tüketiciler rasyonel karar vericiler olarak görülürken, deneyimsel pazarlamada duygusal ve haz veren deneyimlere odaklanan bireyler olarak görülür. Bu bağlamda geleneksel ve deneyimsel pazarlama arasındaki farklar aşağıdaki gibi belirtilebilir. Tüketicilerin his, duygu, bilişsel ve rasyonel değerler yaratan deneyimleri ve hayat tarzları üzerine odaklanılır anlam, algılama, tüketim ve marka bağlılığı arasında sinerji yaratılması üzerine odaklanılır. Tüketiciler rasyonel karar veren kişiler değil, rasyonellik ve duygular tarafından yönlendirilen kişilerdir. Deneyimsel pazarlama, tüketicilerin anlaşılabilmesi için daha çeşitli araştırmalar gerektirir. Birçok sektörde işletmeler, ürün özelliklerinin ve faydanın merkezde olduğu geleneksel pazarlama uygulamalarından, deneyim merkezli deneyimsel pazarlama uygulamalarına doğru geçmiştir. Bu geçişin nedeni olarak üç unsur öne sürülmektedir. Bunlar, bilgi teknolojileri, marka etkisi, iletişim ve eğlence olarak sıralanabilir. Bilgi T teknolojilerinin hazır olması ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, sosyal medya, bilginin hızlı bir şekilde transferi ve gerçek zamanlı iletişim imkanı gibi durumlar tüketicilere deneyim yaşama avantajı sunmaktadır. Markanın etkisi markaya yönelik bilgilerin etkili bir şekilde iletilmesiyle tüketiciler kendilerini marka ile ifade etmektedir. Marka, deneyim yaratarak fonksiyonel faydadan daha fazla bir anlam ifade etmeye başlamıştır. İletişim ve eğlencenin var olması, çift taraflı iletişim ile birlikte işletmeler, tüketicilerin eğlenebilecekleri bir konuma gelmeye çalışmaktadır. Geleneksel pazarlama günümüz tüketicisinin beklentilerine yeterli olmadığından, deneyimsel pazarlama etkili bir hale gelmiştir. Fonksiyonellik ürün faydası, performans özelliği merkezli olan ve rekabetin dar bir şekilde tanımlandığı geleneksel pazarlamanın aksine deneyimsel pazarlamanın temel özellikleri şunlardır. S. 39. Şekil 2. 1. Tüketicilerin istedikleri ve yaşayacakları deneyimler üzerine odaklanma. Tüketime, sosyo-kültürel ortamdan hareketle bütünsel bir deneyim olarak odaklanma müşteriler rasyonel oldukları kadar aynı zamanda duygusaldırlar. Yöntem ve araçlar çok çeşitli ve çok boyutludur. Tüketicileri sadece rasyonel karar alıcılar olarak değil, bunun ötesinde hisseden ve duygularıyla hareket eden bireyler olarak gören deneyimsel pazarlama, işletmelerin de dikkatini çeken bir olgudur. Özellikle otel ve turizm sektörü olmak üzere perakendecilik, markalama ve etkinlik pazarlaması için deneyimsel pazarlama, yüksek bir düzeyde kullanım alanı sunmaktadır. Deneyimsel pazarlamanın eğlence ile ilgisinin kurulduğu nokta hatırlanabilirliktir. Eğlence de bir etkinlik olmadan daha fazla bir anlam ifade etmektedir. Deneyim ekonomisi ile ilgili dört ana neden, teknoloji, yoğun rekabet, Deneyim ile elde edilen ekonomik değerin devamı, refah artışı şeklinde sıralanabilir. Kurumların yaratabilecekleri, tüketicilere değer sunabilecekleri ve tüketici bağlılığıyla sonuçlanabilecek beş değer türü ise şu şekildedir: duyular, hisler, düşünceler, davranışlar, ilişkiler, duyular, ses, tat, koku ve dokunma ile ilgili duyulara hitap eden uygulamalardır. Hisler, tüketicilerin içsel dünyalarına ve duygularına yönelik deneyimler olup, markaya yönelik olumlu duygular hisler aracılığıyla oluşur. Düşünceler, amaç, tüketicilerde bilişsel bir sürecin yaratılması ve tüketicilerce sorun çözme deneyiminin yaşanmasıdır. Davranışlar, fiziksel deneyimlerle ilişkili olup, sorun çözmenin alternatif biçimlerinin ve yaşam tarzı değişikliğinin ön planda olduğu durumlardır. İlişkiler, duyuları, hisleri, düşünceleri ve davranışları ve bunlar arasındaki ilişkileri içerecek şekilde değerlendirilir. Bu kapsamda kendini geliştirme ve başkaları tarafından olumlu algılanma öne çıkmaktadır. Eğlence ve ilgilenim. Tüketicilerin satın alma düzeylerine yönelik ilgisini ifade eden ilgilenim kavramına göre bir satın alma yüksek seviyede bir risk içerirse ilgilenim yüksek olacaktır. İşletmeler tüketicilerin yüksek ve düşük ilgilenim düzeylerini göz önünde bulundurmak durumundadır. İlgilenim, bir ürüne yönelik olabileceği gibi bir markaya, satın alma durumuna ya da pazarlama iletişimi mesajına da yönelik olabilir. İlgilenim ve eğlence arasındaki ilişki, satın alma sürecinin tüketicilere çekici gelmesinin öneminden kaynaklanmaktadır. Hazza dayalı eğlence deneyimi dikkatin toplanması, farkındalığın ve hislerin kaybedilmemesi anlamında önemli olup çoğunlukla yüksek ilgilenim içeren bir faaliyettir. Eğlenceye yönelik ilgilenimle, tüketicilerin marka bağlılıkları arasında da bir ilişkinin olduğu dile getirilebilir. Eğlence Pazarlaması, Tarihi 20 Yüzyılın başlarına dayanan eğlence pazarlaması, basit uygulamalardan teknolojinin ilerlemesiyle, Televizyona olan ilginin artmasıyla ve spor etkinliklerine yönelik taleple birlikte hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. İnternetin eğlence adına sunduğu imkanların interneti bu pazarda daha ileri bir boyuta taşıyacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Sektörün gelişmesiyle birlikte işletmeler de bu sektörden alacakları payı artırmak için çeşitli stratejiler geliştirmektedir. Sinema, televizyon, spor, internet, oyun ve etkinlik gibi alanlarda faaliyet gösteren birçok işletme bulunmaktadır. Sektörün gelişmesi, eğlence pazarlamasının genel pazarlama uygulamalarından çıkarılarak kendine has yöntemler ve yaklaşımlarla pazarlanmasını zorunlu kılmıştır. Eğlence ve etkinliklere katılım Medya tanıtımlarındaki gelişme, sektördeki istihdam artışı ve eğlencenin küresel pazardaki payı, eğlence sektörünün önemli bir sektör haline geldiğinin göstergeleridir. Farklı sektörlerin birbirini desteklediği eğlence pazarlaması, işletme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının tatmin edilmesi amacıyla bir eğlence ürününün üretilmesi, fiyatlandırılması Tutundurulması ve dağıtılması için gerekli olan etkinliklerin düzenlenmesini ve uygulanmasını içeren bir süreç olarak tanımlanabilir. Eğlence pazarlaması bazı yazarlar tarafından marka yerleştirme olarak görülmektedir. Marka yerleştirme, markalı bir ürünün, ambalajın, işaretin veya diğer ticari ürünün sinema filmine, televizyon şovuna veya müzik videosuna yerleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler marka yerleştirmeyle reklam uygulamasına kıyasla maliyet tasarrufu da yapmış olur. Yine tüketicilerin reklama kıyasla marka yerleştirmeye yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu belirtilebilir. Eğlence pazarlamasının marka yerleştirme şeklinde tanımlanması bu pazarlamanın kapsamını daraltmaktadır. Diğer bir deyişle eğlence pazarlaması sadece marka yerleştirme olarak tanımlandığında sanat, kültür Müzik ve spor gibi diğer etkinlikler göz ardı edilmiş olacaktır. Bireylerin veya örgütlerin değer ifade eden çeşitli unsurları birbirleriyle değiş tokuş etmelerini ifade eden pazarlamada değişimin konusu genelde ürünler ve paradır. Bu kapsamda değişimin gerçekleşebilmesi ve pazarlama olarak tanımlanması için gerekli olan şartlar şunlardır. En azından iki tarafın olması, her iki tarafın birbirlerine önerebileceği bir takım değerlerin olması, İki taraf arasında iletişimin söz konusu olması, her iki taraf karşı tarafın önerisini reddetme hakkına sahip olmalı. Her iki taraf da değişimin fayda getireceğine inanmalı ve bunun için istekli olmalıdır. Eğlence pazarlamasının değişim sürecinde de yukarıdakine benzer bir işleyiş söz konusudur. Bir tarafta değer ifade eden şeyler, diğer tarafta değerin niteliği, değişimi gerçekleştiren kişiler ve eğlence etkinlikleri bulunmaktadır. S. 44 Şekil 2 2 Eğlence pazarlamasının temel özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir. Eğlence pazarlamasının tüketilmesi hızlı bir şekilde gerçekleşir. Eğlence pazarlamasının ürünlerinin izleyicileri ve katılımcıları farklıdır. Eğlence ürünleri pazarlamacıların tam olarak kontrolü altında değildir. Eğlence pazarlamasının bütçesi oldukça yüksek olabilir ancak bu durum eğlence ürününe göre değişiklik göstermektedir. Eğlence pazarlaması nesneden çok satış ve deneyim üzerine odaklanır. Sürekli bir değişim söz konusudur. Teknolojinin gelişmesi ürün dağıtımında kolaylık sağlamıştır. Eğlence pazarlamasının ürün gösterimi dışında lisanslama boyutu da bulunmaktadır. Eşsizlik ve yaratıcılık önemlidir. Her bir eğlence ürünü, kendine özgü pazarlama teknikleri gerektirmektedir. Farklı sektörler birbirini destekleyebilir ve birlikte hareket edebilir. Belirli uygulamaların eş güdümlü yürütülmesi eğlence pazarlamasında da gerekli bir süreçtir. Eş güdüm içerisinde değerlendirilecek aşamalar şu şekildedir. Tüketicilerin eğlence ile ilgili beklentilerine ilişkin araştırma faaliyeti sürdürmek, eğlence ürünü ile ilgili araştırma faaliyeti sürdürmek, Ürünün hedef kitlesini belirlemek ve dağıtımı ile ilgili planlamaları yapmak, ürünün satışını yapabilmek için farkındalığın sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütmek, ürünü satmak. Eğlence pazarlamasının türleri iki şekilde incelenebilir. Eğlencenin pazarlanabilecek bir ürün olarak değerlendirilmesi, ürünlere dikkat çekmek için eğlencenin kullanılması. Eğlencenin pazarlanabilecek bir ürün olarak değerlendirilmesi Eğlencenin kendisinin ürün olduğu ve pazarlanması gerektiği durumdur. Boş vakitlerini doldurmak isteyen potansiyel tüketiciler içerisinden belirli bir kitlenin hedeflenmesi gerekmektedir. Eğlence nedeniyle farklı tüketicilerin bir araya gelebilmesi mümkündür. Ürünlere dikkat çekmek için eğlencenin kullanılması, eğlencenin belirli bir ürünün ya da hizmetin sunumuna yardımcı olacak şekilde tasarlanması ve kullanılmasıdır. Amaç, tüketicilerin dikkatinin çekilerek markanın algılanmasını ve farkındalığın oluşmasını sağlamaktır. Geleneksel pazarlama karmasının 4 pesi olan ürün (product), fiyat (price), dağıtım (place) ve tutundurma (promotion) elemanlarının yanı sıra yine geleneksel pazarlamada 4 C olarak adlandırılan ve müşteri değeri (customer value), kolaylık (convenience), maliyet (cost) ve iletişim (communication) gibi ögelerden oluşan yeni bir yaklaşım bulunmaktadır. Benzer şekilde eğlence pazarlamasında da 4C olarak adlandırılan önemli başlılar yer almaktadır. Bunlar, içerik, content, kanal, condat, tüketim, consumption, yakınsama, convergence olarak belirtilebilir. İçerik, ürünün doğru zamanda, doğru şekilde ve tüketicinin istediği şekilde pazara sunulmasına ilişkin süreçleri ifade eden içeriğin aşağıdaki dört temel unsuru söz konusudur. Üretim sürecinin başlatılabilmesi için yaratıcı bir fikrin geliştirilmesi. Üretimin tamamlanabilmesi için teknolojinin kullanılması. Fikri ortaya koyacak ve çalışmasını sağlayacak yetenek. Zamanla tüketicilerin eğilimlerinin ve beklentilerinin değişmesi nedeniyle ürünün dayanıksızlığı. Yaratıcılık, içeriğin etkili bir şekilde çalışması ve katmanların bir arada hareket etmesi için gerekli bir unsurdur. İşletmelerin yeni bir markadan ziyade tüketiciler tarafından kabul görmüş bir markayı kullanmaları telif konusunu öne çıkarmaktadır. Yaratıcı fikrin kaynağı genellikle tek bir kişiyken, fikrin ürün haline gelmesinde çok sayıda kişinin rolü vardır. En iyi olanın üretilmesine yönelik yapılan her şey üretim sürecidir kanal eğlence ürününün teknolojinin etkisinin görüldüğü ortama hazır bir hale getirilmesi ve bu ürünün dağıtımına ilişkin sürece vurgu yapmaktadır. İnternet eğlence ürünlerinin dağıtımında kayda değer imkanlar sunmaktadır. Tüketim eğlence ürününün pazarlama iletişimi uygulamalarıyla hedef kitleye sunulmasını ifade etmektedir. Bir etkinliğe yönelik bilet alma, film izleme İnternette oyun oynama, kitap siparişi verme ve müzik dinleme tüketim kapsamında değerlendirilebilir. Yakınsama, film, sanat, haber gibi eğlence ürünlerine ilişkin olarak, gerekli bilginin yaratılması, transfer edilmesi ve alınması olup, eğlence ürününe ulaşma olanağının ileriye dönük olarak planlanmasıdır. Yakınsama'daki en önemli etken teknolojidir. Eğlence tüketicisi. Dünya genelinde insanlar eğlence endüstrisine çok yüksek miktarda harcamada bulunmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tüketiciler eğlenceyi telefon hatları, uydular, bilgisayarlar ve internet üzerinden almaya yönelmiştir. Deneyim ve eğlence pazarlaması, daha az ticari görünen uygulama boyutlarıyla tüketicilerin tepki gösterdikleri durumların dışında bir faaliyete zemin hazırlayarak fayda yaratabilir eğlence ürünleriyle tüketicilerin gerçek yaşamlarına girilebilir ve markanın bu çevrede tüketilmesi sağlanabilir. Deneyimlerine göre karar veren tüketiciler, deneyimleriyle kendileri arasında bir ilişki inşa etmek istemektedir. Eğlencenin lüks tüketime dahil olması gelir durumunun da önemini ortaya koymaktadır. Çocuklar, eğlence pazarlamasında kayda değer bir hedef kitle konumundadır. Tüketicilerin satın alma eylemini bir deneyim olarak görmeleri ve eğlenceyi bu eyleme dahil etme istekleri işletmeler tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. Eğlence pazarlaması dersi 3. ünite özeti. Rekreasyonel alışveriş. Giriş. Günümüzde insanların boş zamanları arttığından, uygulamacılar yapılacak boş zaman faaliyetleri sunabilmek amacıyla dikkatlerini boş zaman ve rekreasyona vermiştir. Tüketim kültürüyle birlikte alışveriş merkezleri boş zaman geçirme imkanı sunmaktadır. Tüketim biçiminin değişmesiyle birlikte bireyler eğlenceye yüksek miktarda para harcamaya başlamıştır. Yani insanlar alışverişte faydanın yanı sıra haz da almak istemektedir. Yapılan araştırmalarla birlikte literatürde hazca alışveriş, hedonic shopping, boş zaman alışverişi, leisure shopping ve zevkli alışveriş, pleasurable shopping gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Rekreasyonel tüketici diğer bir deyişle alışverişi eğlence amacıyla yapan tüketicilerle yapmayan yani rekreasyonel olmayan tüketiciler arasında çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Boş zaman rekreasyon ve alışveriş Sanayi toplumu ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte bireylerin çalışma saatleri azalmış ve boş saatleri ise artmıştır. Çalışma hayatının dışında kalan zaman, boş zaman olarak tanımlanırken, üretim faaliyetinde bulunmayan birinin sahip olduğu zamana ise, aylak zaman denilmektedir. Dolayısıyla boş zamanı olan insanlar potansiyel, rekreasyonel tüketici konumundadır. Eğlence ve rekreasyonel faaliyetler arasında yer alan ilişki boş zamanda yapılan rekreasyonel faaliyetler üzerinden kurulmaktadır. Günümüzün eğlenceye odaklı tüketicileri eğlenceye ve rekreasyona yüksek miktarda ödemeler yapmaktadır. Alışveriş, belirli bir ihtiyacı karşılamaktan ziyade statüyü ifade eden bir eylem haline gelmiştir. Bu bağlamda alışveriş mekanları da günümüzün tüketim alışkanlıklarına Kültürel ve toplumsal özelliklerine göre şekillenmeye doğru yönelmiştir. Alışveriş, rekreasyon sağlayan bir etkiye sahip olan alışveriş, toplumsal statü kazanımı, psikolojik olarak tatmin ve boş zamanın değerlendirilmesine yönelik olarak gerçekleşmektedir. Bazı bireyler ihtiyaçlarını karşılamak için rekreasyonel bir zamanın dışında zorunlu olarak alışveriş yaparken, bazıları ise eğlence amacıyla yani rekreasyonel bir zamanın içinde alışveriş yapmaktadır. İnsanlar hem faydacı hem de hazcı nedenlerle satın alma eyleminde bulunmaktadır. Hazcı tüketim, hazcı fayda ile ilişkili olup rasyonel faydadan daha öznel bir kavramdır. Tüketiciler alışveriş yaptığında, eğlendiklerinde hazcı fayda söz konusu olmaktadır. Pazardaki değişen tüketici yapısıyla, alışverişin bir yaşam biçimi olarak algılanmasıyla daha çok rekreasyon içinde uygun mekanlar olan alışveriş merkezlerinde gerçekleşmesi ve internetin bir alışveriş mecrası haline gelmesiyle gidilen yönün, deneyim yaratmak, olduğu söylenebilir. Tüketiciler alışverişe çok farklı anlamlar yüklemektedir. Alışveriş, vakit geçirme, eğlenme, sosyalleşme ve eğitim gibi anlamları içerebilir. Günümüzde alışveriş bir eğlenceye dönüşmüş, Alışveriş merkezlerinde yemek yeme, gezinme ve sinemaya gitme gibi alışveriş dışı faaliyetler artmış dolayısıyla alışveriş merkezleri arasındaki rekabet de eğlence üzerinden şekillenmeye başlamıştır. Alışverişin eğlenceli olup olmamasına göre tüketicilerin de gösterebilecekleri tepkiler değişmektedir. Bu noktada belirleyici değişkenlerin, satış fiyatı, seçim, mağaza çevresi, satış personeli, sosyal durum, amaç, zaman, ürün ve finansal kaynak olduğu görülmektedir. S. 64. Tablo 3. 1. Tüketicilerin eğlenceden hareketle satın almaya eğilimli olmaları mağazalarında bu durumu göz önünde bulundurmasına yol açmıştır. Yani mağaza tasarımı tüketicinin eğlence beklentisiyle şekillenmektedir. Alışverişte müşterilerle işletmeler arasında uzun vadeli ilişkiler yaratan olumlu mağaza atmosferi deneyim sunmada kilit bir öneme sahiptir. Mağaza çevresi tüketicinin hem güncel hem de gelecekte yapacağı alışveriş pratikleri üzerinde etkili olmaktadır. Alışveriş atmosferinin algılanmasında üç etken öne çıkmaktadır. Bu etkenler şunlardır, S. 65, şekil 3. 1. Fonksiyonel boyutlar, duygusal boyutlar, psikolojik alışveriş iklimi. Fonksiyonel boyutlar, mağazaların niteliklerine ve imajına yönelik tüketiciler tarafından verilen önem fonksiyonel boyutu oluşturmaktadır. Fonksiyonel özelliklerle mağaza karakteri, çalışanlar, fiyat, ürün kalitesi gibi unsurlarla da mağaza imajı belirlenmelidir. Duygusal boyutlar, mağazanın tüketiciler üzerinde duygusal etkiler yaratması ve bunun sonucunda mağazaya ya da marka bağlılığının oluşmasıdır. Alışveriş sırasında deneyimlenen hoş zaman, tüketicileri duygusal olarak mağazaya yakınlaştırmaktadır. Müzik, ışık ve ısı gibi etkenler de hem duygusal boyut hem de imaj geliştirme boyutu üzerinde etkilidir. Psikolojik alışveriş iklimi, mağazanın sunduğu ortam Tüketicilerin satın alma kararlarını ve mağazaya yönelik olumlu veya olumsuz tepkilerini etkileyecektir. Rekreasyonel alışveriş ve rekreasyonel tüketici. Rekreasyonel alışveriş, tüketicilerin boş zamanlarında kendilerini yenilemek ve eğlenmek için yaptıkları alışveriştir. Rekreasyonel alışveriş, eğlence ile bütünleştiğinden bu kavram ile alışveriş keyfi kavramı arasında bir ilişki bulunmaktadır. Çok boyutlu bir faaliyet olan rekreasyonel alışverişin boyutları üçe ayrılmaktadır. Görev alışverişi, mission shopping, pencere alışverişi, window shopping, ruh hali alışverişi, mood shopping. Görev alışverişi, rekreasyonel tüketicilerin belli bir amaca sahip oldukları ve bu amacı gerçekleştirmek için yapmış oldukları alışveriş faaliyetidir. Rekreasyonel alışveriş, tüketicilerin ekstra bir paraya sahip olmaları Özel bir duruma yönelik bir ürün satın almak istemeleri veya yalnızca yeni bir şey satın almak istemeleri gibi unsurlardan etkilenmektedir. Pencere alışverişi, tüketicilerin zihinlerinde bir ürün olmaksızın mağazaya giderek dikkatlerini çeken bir ürüne yönelik satın alma eyleminde bulunmasıdır. Sosyal bir faaliyet olarak değerlendirilen pencere alışverişinde kaygısızca ve herhangi bir sınırlama olmaksızın gerçekleşen satın alma, plansız bir faaliyet olmasıyla görev alışverişinden ayrılmaktadır. Ruh hali alışverişi, tüketiciler bu boyuttaki alışverişi stres, üzüntü ve depresyon gibi durumlarda gerçekleştirmektedir. Duygusal ve psikolojik etkilerin yoğun olarak yaşandığı ruh hali alışverişinde ana amaç alışveriş aracılığıyla daha mutlu bir hale gelmektir. Yukarıda sıralanan üç boyuttan hangisine göre alışveriş yapıldığı mağaza tercihini etkilemektedir. Alışverişi boş zaman faaliyeti olarak değerlendiren ve seven kişiler olarak tanımlanan rekreasyonel tüketiciler, genellikle ürünlerin sembolik anlamlarına önem vermekte, yaratıcı ve oyun seven bireyler olarak görülmektedir. Tüketicilerin belirli ürünlere karşı gösterdikleri ilgi düzeyi de göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan biridir. Rekreasyonel tüketicilerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir. Rekreasyonel tüketiciler, akıllarına belirli bir ürün gelmeden mağazaları gezer ve ürünlere yönelik çeşitli araştırma yapar. Bu tüketiciler, kendilerine en yakın ve en uygun olan mağazadan daha fazlasını istemektedir. Alışveriş faaliyetinde etkin olan rekreasyonel tüketicilerin ürünlere yönelik yüksek ilginlik ve bilgi düzeyleri bulunmaktadır. Rekreasyonel tüketiciler ürünlerin kalitesine, fiyatına ve genel olarak modaya yönelik bilgi toplamaktadır. Bu tüketicilerin ürün ilgilenimleri yüksek olup, ürün ilgilenimi eğlenceye ve alışverişten alınacak hazza bağlı olarak değişmektedir. Plansız alışveriş yapma potansiyeli yüksek olan rekreasyonel tüketiciler, satın alma eylemini gerçekleştirebilmek için bilgi arayışı faaliyetinde bulunmaktadır. Rekreasyonel tüketiciler için sosyal boyut çok önemli olup bu tüketiciler ev dışında gerçekleşen sosyal aktivitelerden hoşlanmaktadır. Çeşitlilik, kalite ve mağazanın dekoru mağaza seçiminde önemli belirleyicilerdendir. Rekreasyonel olmayan tüketicilere kıyasla kredi kullanmaya daha fazla eğilimlidirler. Bu tüketiciler, sosyalliği ön planda tuttuklarından arkadaşlarını alışverişe götürmekten ve onlara tavsiye vermekten hoşlanır ekonomiklik unsuru, rekreasyonel olmayan tüketiciler kadar önemli olmayabilir fakat bu durum rekreasyonel tüketicilerin indirimleri takip etmediği anlamına gelmemektedir. Rekreasyonel tüketicilerin satın alma kararında reklam etkili bir tutundurma aracıdır. Alışverişi has çerçevesinde gerçekleştiren bu tüketiciler modayı takip etmekte ve prestijli markaları sevmektedir. Rekreasyonel tüketicilerin satın alma eyleminde bulunması için indirimden daha fazlası gerekmektedir. Rekreasyonel tüketiciler için marka bağlılığı yeniliklerin denenmesi ve beğenilen bir markanın bulunmasından sonra ortaya çıkmaktadır. Bir alışverişin rekreasyonel olarak değerlendirilebilmesi için boş zaman faaliyeti olması, eğlence içermesi ve tüketicilerin hoşlandıkları bir faaliyet olması gerekmektedir. Boş zamanlarını rekreasyonel alışveriş faaliyeti ile geçiren bireyler bu faaliyeti temel bir özellikleri olarak değerlendirmektedir. Özellikle postmodern tüketicilerin kimlik arayışlarında alışveriş deneyimi önemli bir rol oynamaktadır. Rekreasyonel tüketicinin kimliği alışverişten zevk almaktan çok daha fazlasını ifade etmektedir. Rekreasyonel tüketiciler alışverişi bir kimlik olarak ifade etme düzeyleri açısından çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Bu bağlamda, işletmelerin dikkate alması gereken üç unsur bulunmaktadır. İlki, rekreasyonel tüketicilerin, işletmeler açısından yüksek bir kar potansiyelini barındıran tüketiciler olmasıdır. İkincisi, rekreasyonel tüketicilerin keyif alabilecekleri bir mağaza atmosferi yaratıp onları mağazaya çekmektir. Sonuncusu ise, mağazada alışveriş eyleminde bulunmanın ne tarz bir eğlence ve deneyim yaratacağının öne çıkarılmasıdır. Rekreasyonel tüketicilerin bir mağaza ortamında herhangi bir sınırlama olmaksızın alışveriş yapmaları onların özgür davranma istekleriyle ilişkili olabilir. Tüketicilerin bir alışveriş mağazasındaki deneyimini etkileyecek unsurlar, iç tatmin sağlamaya, Özgürlüklere yönelik olması, eğlence olması ve alışverişi bir kaçış olarak değerlendirme şeklinde belirtilebilir. Bunların yanı sıra zaman faktörü de tüketicilerin alışveriş deneyimleri üzerinde etkilidir. Günümüzde alışveriş merkezleri şehir dışına doğru yoğunlaşmaya başlamıştır. Boş zamanın değerlendirilmesi için AVM'ler bireylere çeşitli alternatifler sunmaktadır. Alışveriş merkezlerinde özellikle çocuklara ve çocukların dışında neredeyse her yaş grubun yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Alışverişten sıkılan kişilere iyi vakit geçirebilecekleri mekanlar ve imkanlar sunulmaktadır. Bu kapsamda yalnızca alışveriş merkezinin değil aynı zamanda mağazaların eğlenceye yönelik neler yaptıkları da önem kazanmaktadır. Alışveriş merkezlerinin genişlik, uygunluk ve renk gibi tasarımsal boyutları da müşterilerin duyguları üzerinde etkiye sahiptir. Alışveriş merkezi yöneticilerinin gürültü, kalabalık, hoş olmayan koku gibi istenmeyen çevresel faktörleri ortadan kaldırmaları gerekmektedir. Duyguların davranış üzerindeki etkisi düşünüldüğünde alışveriş merkezlerine yönelik olumlu düşüncelerin önemi anlaşılabilir. Diğer bir ifadeyle alışveriş merkezlerinin çevresini oluşturan sosyal ve ortama dayalı faktörler müşterilerin de duygularını etkilemektedir. Olumlu mağaza imajının, zevki ve eğlenmeyi artırdığı düşünüldüğünde, ürünler, hizmet, müşteri portföyü, kolayca ulaşabilme, satış tutundurma çabaları, mağaza atmosferi, kurumsal etkenler ve satın alma sonrası tatmin düzeyi, gibi faktörlerin mağaza imajını etkilediği dile getirilebilir. Bir bütün olarak alışveriş merkezleri değerlendirildiğinde aşağıdaki dört unsurun imajı olumlu şekilde biçimlendirdiği söylenebilir. S. 73, şekil 3. 2. Bu unsurlar, erişilebilirlik, çevre, atmosfer, çalışanlar, şeklinde sıralanabilir. Erişilebilirlik, tüketicilerin alışveriş merkezine rahat bir şekilde ulaşabilmelerini, park imkanlarını, yaya alanlarını ve mağaza yerleştirme gibi konuları kapsamaktadır. Ürün çeşitliliğinin fazla ve çekici olduğu uzak alışveriş merkezleri ulaşımın kolaylığı ve otomobil sahipliği gibi nedenlerden dolayı yakın ama ürün çeşitliliğinin az olduğu alışveriş merkezlerine göre daha fazla tercih edilmektedir. Yani belirleyici olan etken tüketicilerin rekreasyonel alışverişten beklentilerinin karşılanmasıdır. Alışveriş çevresi, müşterilerin alışveriş merkezi yönetimine karşı tepkilerini etkileyen temizlik, güvenlik ve açılış saatleri gibi etkenlerden oluşmaktadır. Söz konusu etkenler müşterilerin alışveriş merkezi tercihlerini olumlu yönde etkilemektedir. Alışveriş çevresinin tüketicilerin merkeze yönelik algılamalarını etkileyeceği Fiziksel çevre ile tüketicilerin alışverişten aldıkları zevk arasında bir ilişki olduğu dile getirilmektedir. Atmosfer, mağaza atmosferinin tüketicileri yüksek derecede etkilediği kabul edilmektedir. Atmosfer, alışveriş merkezinin fiziksel özellikleri ile tüketicilerin söz konusu fiziksel özelliklere tepkisi ve satın almaya etkisi ile ilgilidir müzik, yeterli alan, ışıklandırma, renkler ve koku ve alışveriş merkezinin mimari özellikleri atmosfer ile ilişkilidir. Çalışanlar, çalışanların tutum ve davranışları, tüketicilerin duyguları ve tatminleri dolayısıyla satın alma ilimleri üzerinde etkili olmaktadır. Hizmet kalitesinin düşük olması olumsuz tutumlara yol açacaktır. Çalışanların olumlu davranışları ise alışveriş deneyimini daha olumlu bir hale getirecek ve tüketicilerin aynı alışveriş merkezine veya mağazaya gitme olasılıkları artacaktır. Temalı perakendecilik. Rakiplere kıyasla farklılık yaratabilmeyi amaçlayan temalı perakendecilik, işletmelerin tüketicilerin ilgisini çekmek için mağazalarında belirli bir temayı vurgulayacak şekilde düzenlemeye gitmesidir. Son yıllarda restoranların yanı sıra alışveriş merkezleri, müzeler, oteller, havaalanları ve parklarda tema kullanmaya başlamıştır. Tüketicilerin temalar aracılığıyla elde ettikleri deneyim, eğlencenin, fırsatların ve alışverişin sınırlarının zorlanmasını içermektedir. Eğlence alışveriş, shoppertainment ve eğlence temelli alışveriş, entertaining restoranların, alışveriş merkezlerinin ve perakendecilerin temel amacı tüketicilere eğlence aracılığıyla yeni deneyimler sunmak bu sayede tüketicilerin yeniden mağazaya gelmesini sağlamaktır. Bu noktada İngilizce alışveriş, shopping ve eğlence, entertainment kelimelerinin bir araya getirilmesiyle eğlence alışveriş, shoppertainment kavramı ortaya çıkmıştır. İngilizcedeki eğlence, entertainment ve perakendecilik, retailing, kelimelerinden oluşan entertaining kavramı ise eğlence temelli perakendecilik olarak tanımlanmaktadır. Tüketicilerin alışveriş deneyimleri mağazada sunulan eğlenceyle doğrudan bağlantılıdır. Yine eğlencenin tüketicilerin öğrenme süreçleri üzerinde de olumlu etkileri vardır. Teknolojinin gelişmesi perakendecilerin alışverişle eğlenceyi bütünleştirmelerine katkı sağlamaktadır. Daha iyi hissetme ve yenilenme için alışverişin eğlence ile birlikte yapılması rekreasyonel tüketicilerin temel isteği olduğundan, tüketicilerin bu istek doğrultusunda işletmeye çekilmesi önemlidir. İşletmelerin tüketicileri çekebilmek için hedefleyecekleri ögeler ise insanlara yönelik olgular yaratma ve müşterilerin mağazada kalmasını sağlama, müşterinin değer vereceği özel olaylar yaratma, Müşterileri gülümsetme, mağaza veya alışveriş merkezlerinin tasarımının etkili bir şekilde yapılması, toplumu düşünen bir yaklaşıma sahip olunması, tüketiciler ile etkileşim, eğlencenin satışı örtmesini engelleme, daha önce yapılmışı yapmama, teknolojiyi eğlencenin içine alma şeklinde sıralanabilir. Eğlence pazarlaması dersi 4. ünite özeti. Spor, giriş Farklı demografik değişkenlerde yer alan insanlar vakitlerinin bir kısmını eğlence veya sağlık amacıyla spora ayırmaktadır. Spor faaliyetiyle doğrudan ilgili olmayan spor ürünlerinin tüketimi de önem kazanmaktadır. Eğlence ve spor arasındaki ilişkinin inşa edildiği nokta tüketicilerin spor etkinliklerini eğlence amacıyla değerlendirmesidir. Dolayısıyla işletmeler de spor faaliyetlerini eğlence başlığı altında değerlendirmekte ve buna göre çeşitli planlamalar yapmaktadır. Spor tüketicilerinin de kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi spor pazarlamasında etkin bir konuma gelmek için önemlidir. Spor endüstrisi bireylerin Örgütlerin ve işletmelerin spor ürününe odaklanarak işletme faaliyetinde bulundukları pazarı belirten spor endüstrisi değişime konu olan kişiler, ürünler, yerler ve fikirler ile ilişkilidir. Bu endüstride spor ürünleri ve hizmetlerini tüketen kişilere ve örgütlere ise spor tüketicisi denilmektedir. Spor ürünü diğer ürün ve hizmetlere kıyasla farklı özelliklere sahip olduğundan spor endüstrisinin diğer endüstrilerden farklı bir bakış açısıyla incelenmesi gerekmektedir. Spor endüstrisinin şu özellikleri kapsadığı düşünülebilir. Bireyler, profesyonel veya amatör bir şekilde spor etkinliklerine katılabildiklerinden spor endüstrisi katılımsal bir ürün sunmaktadır. Güzel zaman geçirme, kendini gerçekleştirme ve aidiyet duyguları gibi bileşenleri içeren spor endüstrisi seyirsel bir ürün sunmaktadır. Spor etkinliklerine katılım, izlemenin yanı sıra sağlık nedenleriyle de olabilir. Spor endüstrisinde spor ürünüyle ilişkili ürünler tutundurma amacıyla kullanılmaktadır. Endüstri, araç ve gereçlerin temininin yanı sıra etkinliklerin yapılacağı tesisleri de sunmaktadır. Bireylerin boş vakitlerini iyi bir şekilde değerlendirmelerini ve kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayan spor, amatör oyuncular için rekreasyonel bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir. Ulusal ya da uluslararası düzeyde bir takım spor etkinliklerinin düzenlenmesi endüstrinin bir diğer ilgi alanını oluşturmaktadır. Spor endüstrisi, tüketicilerin etkinlikleri kolayca takip etmeleri için görsel, yazılı ve işitsel kitle iletişim araçları üzerinden olanaklar sunmaktadır. Tüketicilerin yanında, spor ürünlerini sunanların finansal ve hukuki işlemlerinin takip edilmesi de endüstri içindeki aktörler tarafından gerçekleştirilir. İletişim teknolojilerindeki gelişmeyle birlikte spor etkinlikleri global düzeyde takip edilebilecek bir konuma, spor endüstrisi de büyük ve çok sayıda tüketicisi olan bir pazar konumuna gelmiştir. Araştırmacıların bir kısmı spor endüstrisinin spor etkinliklerinin ve ürünlerinin konusu olduğunu öne sürerken, bazı araştırmacılar ise sporla ilişkili olmayan ürünlerin de sporu kullandıkları için endüstrinin büyüklüğünün hesaplanmasına dahil edilmesi gerektiğini ifade etmektedir spor endüstrisi, spor etkinliklerin gerçekleştiği mekanlardan, kulüp ve takımlardan, jimnastik salonlarından, liglerden ve spor ürünlerinden daha fazla bir anlam ifade etmektedir. Spor endüstrisi içine dahil edilmesi gereken unsurlar aşağıdaki gibi belirtilebilir. Hükümete bağlı spor ve rekreasyon bölümleri, televizyon, uydu, kablolu yayınlar, dergiler ve interneti de kapsayacak şekilde medya. Üniversiteler veya özel kuruluşlar tarafından sağlanan sporla ilgili eğitim hizmetleri, spor pazarını, pazarlamasını ve spor tüketicisini inceleyen araştırmacılar, spor etkinliklerinin sürdürüleceği yerlerin inşası ve ulaşımıyla ilgili tüm unsurlar, sponsorluk yoluyla spora katkı sağlayan tüm örgütler, spor kulüplerini destekleyen bireyler. Son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de spor pazarı hızlı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. Bu bağlamda takımların bütçelerinin ve seyirci sayılarının artması ve sponsorluk uygulamalarının daha etkin bir şekilde uygulanıyor olmasıyla spor pazarındaki parasal miktar da artmıştır. İşletmelerin pazardan pay almada başarılı olabilmeleri için spor pazarının büyüme nedenleri incelenmelidir. Bu doğrultuda büyümenin nedenleri dörde ayrılmaktadır. Spor, egzersiz ve rekreasyon etkinliklerinin gelişim göstermesi Kitle iletişim araçlarının gelişmesi, serbest zaman artışı, spor ürünlerinin artması, spor endüstrisinde pazarlamanın önem kazanması, spor eğitiminin artması, spor yönetimindeki gelişmeler, sporun küresel bir pazar haline gelmesi. Spor, egzersiz ve rekreasyon etkinliklerinin gelişim göstermesi, sporun rekreasyonel bir etkinlik olarak görülmesi ve insanların sağlıkları konusunda daha fazla bilinçlenmeleri spora ve egzersize yönelik ilgiyi artırmıştır. Futbol ve basketbol gibi bilinen sporların yanı sıra fazla bilinmeyen sporlar da tüketicilere sunulmaya başlanmıştır. Kitle iletişim araçlarının gelişmesi, özellikle televizyon gibi kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve spor kanallarının ortaya çıkmasıyla birlikte spor tüketicileri eğlence ve bilgi amacından hareketle bu mecrayı kullanmaya yönelmiştir. Yine internetin gelişmesiyle tüketiciler istedikleri zamanda ve istedikleri oranda bilgiye erişim imkanına kavuşmuştur. Serbest zaman artışı, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bireyler daha fazla serbest zamana sahip olmuş, çalışma dışı zaman rekreasyonel faaliyetleriyle değerlendirilmeye başlanmış ve tüketiciler çeşitli aktivitelere yönelmiştir. Spor ürünlerinin artması, spor ürünleri, ekipman ve aletleri içeren ürünlerden, spor giyimden, spor hizmetlerinden ve giriş ücretlerinden oluşmaktadır. Spor endüstrisinde pazarlamanın önem kazanması, spor etkinliklerine yönelik talebin artması işletmeleri spor ürünlerini ve sporu işletme aktivitelerinde kullanmaya yönlendirmiştir. Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarından hareketle sponsorluk, lisans anlaşmaları şeklindeki uygulamalar öne çıkmaya başlamıştır. Spor eğitiminin artması, insanların ilgilendikleri spor dalına yönelik amatör veya profesyonel olarak eğitim alma tercihleri gerek eğlence gerekse profesyonel anlamda spor eğitiminin artmasını sağlamıştır. Spor yönetimindeki gelişmeler, spora ilişkin talebin ve ilginin artması spor etkinliklerinin ve sporla ilgili işletmelerin daha etkili bir şekilde yönetilmesi ihtiyacını doğurmuştur. İşletmeler pazarlama uygulamalarında spor pazarlamasının kendi yapısal dinamiklerini göz önünde bulundurmaktadır. Sporun küresel bir pazar haline gelmesi, iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte spor tüketicileri dünyadaki spor etkinliklerini takip etme fırsatını yakalamış, spor alanındaki gelişmeler ülke sınırlarını aşmış, bu durumda işletmeler için spora küresel anlamda yaklaşma gereğini ortaya çıkarmıştır. Spor ve rekreasyonel faaliyetler Kişilerin boş zamanlarında kendilerini daha iyi hissetmek ve yenilemek için yaptıkları rekreasyonel faaliyetler çeşitli etkinliklere katılmayı içermekte olup bu faaliyetlerin fiziksel olanları spor ile ilişkilendirilmektedir. Günümüzde diğer rekreasyonel faaliyetlere kıyasla daha popüler olan spora yönelik faaliyetler ve sporla ilişkili pazarlama uygulamaları eğlence ile bütünleşmiş bir durumdadır. Spor tüketiminin mecraları. Genel olarak spor etkinliğinin tüketiminde, etkinliğin, etkinlik yerinde canlı olarak izlenmesi ve spor etkinliğinin televizyonda aynı anda veya sonradan izlenmesi olmak üzere iki alternatif bulunmaktadır. Farklı alternatifleri tercih eden tüketicilerin farklı özellikleri bulunmaktadır. Spor tüketim mecraları beş başlık altında toplanabilir. Bunlar, stadyum, televizyon, radyo, dergi, internet, stadyumlarda spor etkinliklerinin izlenmesi, stadyumda yaratılan atmosfer, sosyal ilişkiler kurma, taraftarlarla bir araya gelme ve sporcuların teknik yeterliliklerinin izlenebilmesi sonucu oluşan olumlu duygular tüketicilerin stadyumda elde edebileceği faydalardır. Stadyumdaki spor ürünleri somut ve soyut olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İlki, stadyumdaki ürünleri ve programları ifade ederken, ikincisi ise stadyumun sağladığı faydaları ve olumlu duyguları ifade etmektedir. Televizyondan spor etkinliklerinin izlenmesi, işletmeler, spor etkinliklerini televizyon aracılığıyla geniş bir izler kitleye sunabilir ve bu sayede tüketicilerine ulaşabilir. Dolayısıyla bir tarafta etkinliklerin tüketiciler tarafından izlenmesi sağlanırken, diğer tarafta ürün ve hizmetlerin pazarlanması sağlanabilir özellikle olimpiyatların olduğu dönemde işletmelerin daha etkin uygulamalar yapması gerekmektedir. Radyodan spor etkinliklerinin takip edilmesi, tüketiciler spor etkinliklerini bir tutundurma mecrası olan radyo aracılığıyla eş zamanlı olarak takip edebilecekleri gibi spor içerikli çeşitli programları da takip edebilir. Dergilerden spor etkinliklerinin takip edilmesi, özellikle fazla talep görmeyen spor faaliyetlerine yönelik bilgiler, dergiler aracılığıyla elde edilebilir. İnternetten spor etkinliklerinin takip edilmesi, hızlı bir şekilde büyüyen spor endüstrisinin tüketicilere ulaşma mecralarından biri de internet temelli uygulamalardır. İnternet, reklam faaliyetinde ve spor etkinliklerini geniş bir kapsamda izlemede etkili mecralardan biridir. Spor pazarlaması, pazarlama faaliyetlerinin spor ürün ve hizmetlerine uygulanması spor pazarlaması olarak adlandırılmaktadır. Spor pazarlaması, marka ve tüketicilerin markaya yaklaşımları açısından gelen pazarlamadan farklılık göstermektedir. Geleneksel pazarlamada tüketici bir kez satın alma eyleminde bulunduğu markayı bir sonrakinde değiştirirken, spor pazarlamasında tüketicinin markaya yönelik duygusal bağı ve aidiyet duygusu önem taşımaktadır. Spor pazarlamasının konusunu, spor yapan, spor programlarını ve etkinliklerini izleyen ve dinleyen, spor ürünlerini satın alan ve sporla ilişkili internet sitelerini takip edenler oluşturmaktadır. Geleneksel pazarlama tanımında yer alan ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma unsurları spor pazarlamasında da yer almaktadır. Bu durum spor pazarlamasının, geleneksel pazarlamadan çok fazla ayrıştırılamayacağının göstergesidir pazarlaması, sporun doğrudan pazarlanması ve spor dışı ürünlerin spor aracılığıyla pazarlanması olmak üzere iki şekilde kavramsallaştırılabilir. Un doğrudan pazarlanmasının konusunu spor araçları, kulüpleri, rekabet, spor etkinlikleri oluştururken, spor dışı ürünlerin pazarlanmasında ise sporun kendisi bir pazarlama iletişimi aracı olarak kullanılmaktadır. Spor pazarlamasının kökeni Antik Roma'da gladyatörlerin desteklenmesine kadar götürülebilir. Daha yakın dönemde yani 1971'de ise ABD'de bazı ürünlerin televizyon ve radyo reklamlarının yasaklanması spor sponsorluğunun artmasına neden olmuş ve spor pazarlaması zamanla büyük bir sektör haline gelmiştir. Spor pazarlaması sporun ve spor tüketicisinin kendine has dinamikleri, özellikleri nedeniyle geleneksel pazarlamadan farklılaşmaktadır. Spor pazarlamasının özellikleri şu beş başlık altında özetlenebilir. Soyutluk ve sübjektiflik, telafi ve tahmin edilemezlik, dayanıksızlık, duygusal bağlılık ve özdeşleşme, odak ve kontrol alanı. Soyutluk ve sübjektiflik, spor olayı ile ilişkili ortaya çıkan sonuçların kişiden kişiye farklılık göstermesi sübjektiflikten, tüketicinin belirli bir spor etkinliğine katılımdan daha fazla şeyi somut olarak elde edememesidir. Telafi ve tahmin edilemezlik, spor etkinliğinin gelişeceği yönü önceden kestirmek çok zor olup bu anlamda sporcuların ani hastalıkları, spor tüketicilerinin beklentilerinin değişmesi önemli dinamiklerdendir. Dayanıksızlık, spor ürünlerinin hizmetlerle benzerlik gösterdiği, soyutlukla ilişkili olan özelliktir. Duygusal bağlılık ve özdeşleşme, bireylerin duygusal olarak takımlarına bağlı olmalarını ve kendilerini takımları ile özdeşleştirmesidir. Takımın logosunun veya işaretinin kullanılması bu bağlılığın göstergesi olabilir. Odak ve kontrol alanı, spor pazarlamasında tahmin ve telafi edilebilirlik düşük olduğundan işletmelerin kontrol alanları da sınırlıdır. Aşağıdaki amaçlara, yaklaşımlara bağlı olarak tüketicilerin birbirinden farklı tepkilerinden hareketle spor ürünleri sınıflandırılmaktadır. Bu noktada spor pazarlamasının amaçları üç başlık altında toplanabilir. Sporun tüketicilere bir eğlence olarak sunulması, spor etkinliğine katılımın ortaya çıkarılması, sporla ilgili olmayan ürünlerin satışında sporun kullanılmasıdır. Eğlence olarak spor, bu yaklaşımda temel amaç sporun bir eğlence olarak pazarlanması ve tüketicilerin söz konusu etkinlikleri izlemeleri ve bunlara katılmalarıdır. Tüketici bağlılığından dolayı spor ürünleri uzun yaşam döngüsüne sahiptir. Spor etkinliğine katılım, bu yaklaşım Tüketiciler açısından benzersiz özelliklerin olmasıyla ilişkilendirilmektedir. İnançlar ve değerler de ön plana çıkmaktadır. Sporla ilişkili olmayan ürünlerin pazarlanması, spor aracılığıyla spor izleyicilerine ve etkinliklerine katılanlara yönelik tutundurma faaliyetinin yürütülmesidir. Özellikle doğrudan spor ile ilişkili olmayan lisanslı ürünler bu kapsamda değerlendirilebilir spor pazarlaması açısından spor ürünü ile eğlence ve heyecanın bütünleşmesinden ortaya çıkan ürün ve hizmetler kastedilir. Spor ürünleri, soyut ve dayanıksız olup deneyime bağlı ve sübjektiftir. Bir spor ürünü psikolojik fayda, haz yaratma gibi olduğundan daha fazla bir anlam ifade etmektedir. Geleneksel pazarlamadaki ürün anlayışının aksine, spor pazarlamasında çekirdek ürün ön plana çıkmamaktadır spor ürünlerini, geleneksel maliyet yöntemleri ile fiyatlandırmak oldukça zordur. Fiyatlandırma, koşulların gelişimine dayalı olarak farklılık sunmaktadır. Talep edilen spor ürününün özelliklerine göre dağıtım şekli de farklılık göstermektedir. Spor ürünlerinde tutundurma, spor etkinlikleriyle ilgili haberlerin kitle iletişim araçlarında yer almasıyla yani büyük oranda duyurum aracılığıyla gerçekleşmektedir. Spor tüketicisi, spor hizmetlerini ve ürünlerini kullanan bireyler genel olarak spor tüketicisi olarak tanımlanmaktadır. İşletmelerin, taraftarlar, izleyenler, etkinliğe katılanlar, dinleyenler ve okuyanlar olarak ayrılan spor tüketicilerinin farklılıklarına odaklanması gerekmektedir. Spor tüketicileri, katılım dereceleri ve şekillerine, tüketim şekillerine, katılımlı ve katılımlı olmayan ayrımına göre çeşitli sınıflara ayrılmakta Katılım ise kendi içerisinde rekabet edilen sporlar, sağlık için yapılan sporlar ve doğa temelli sporlar olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu bağlamda spor tüketicilerinin etkili bir şekilde belirlenebilmesi için şu soruların sorulması gerekmektedir. Tüketiciler spor etkinliğini neden izlemektedir? Tüketiciler hangi sıklıkta spor etkinliği izlemektedir? Spor etkinliğini izlemek için etkinliğin gerçekleştirildiği yere mi gitmekte, televizyondan izlemeyi mi tercih etmektedir? Tüketicilerin belirli bir ürün veya hizmeti neden satın aldığını gösteren ihtiyaçların ve ürün ve hizmetlerin tüketiciler için ne işe yaradığını gösteren faydaların belirlenmesi işletmelerin başarısını etkilemektedir. Dolayısıyla spor tüketiminin de sunduğu çeşitli ihtiyaçlar ve faydalar bulunmaktadır. S 99 Tablo 4 1 tüketicilerin ihtiyaçlarının bilinip tatmin edilmesi işletmelerin başarılı olabilmesi için tek başına yeterli değildir. Bunun yanı sıra doğru tüketicilere de ulaşılması önem arz etmektedir. Tüketiciler bölümlere ayrılırken, coğrafik, demografik, davranışsal olmak üzere üç değişken üzerinde durulmaktadır. Coğrafik değişkenlerde yaşanılan yerin özellikleri, yerel takımlar gibi unsurlar üzerinde durulurken, demografik değişkenlerde yaş, cinsiyet, sosyal sınıf, eğitim seviyesi, meslek ve aile yapısı gibi kişisel özellikler üzerinde durulmaktadır. Kişisel ve sosyal özellikler olarak değerlendirilen davranışsal değişkenler ise tutumlar, algılama, güdüleme ve ilgilenim düzeyi, öğrenme ve kişilikle ilgili bir takım özelliklerdir. Spor tüketicilerine yönelik diğer bir sınıflandırma ise taraftarlık düzeyi üzerinden yapılmaktadır. Bu kapsamda spor tüketicileri, geçici taraftarlar, yerel taraftarlar, bağlı taraftarlar, fanatikler, aşırı taraftarlar, holiganlar olarak beşe ayrılmaktadır. Geçici taraftarlar, etkinliklere sınırlı düzeyde katılım sağlarken, yerel taraftarlar kendilerini yerel takımlarla özdeşleştirir. Bağlı taraftarlar, destekledikleri takıma güçlü bir şekilde bağlıyken, fanatik taraftarlarda kontrol edici bir bağımlılık söz konusudur. Aşırı taraftarlar ise, takıntılı, tehlikeli ve antisosyal davranışlar gösteren taraftarlar olarak nitelendirilmektedir. Spor tüketicisi, spor ürünün markasına yönelik olumlu duygular beslemekte yani yüksek derecede bağlılık duymaktadır. Dolayısıyla tüketicilerin, takımlarına duyduğu aidiyet duygusu marka bağlılığını farklı bir şekilde değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. Taraftarlar, takımları ile benzersiz bir ilişki içine girdiklerinden tuttukları takım yenilse bile taraftarların marka bağlılığından vazgeçmesi zordur. Yani spor pazarlamasında ikame ürün ortaya koymak kolay değildir. Spor sponsorluğu, belirli bir etkinliğe finansal destek sağlayarak bu destek sayesinde kamuoyunda tanınırlık sağlanmasına yönelik uygulamalar olarak tanımlanan sponsorluk, imaj inşası ve marka farkındalığı yaratılmasında önemli bir uygulamadır. Bir etkinliğe yönelik parasal desteğin yanı sıra ürün verilmesi, indirimler, ürün bağışları, performans, medya teşvikleri, giriş ücretleri, seyahat masrafları gibi faaliyetlerde sponsorluk kapsamında değerlendirilebilir. Spor sponsorluğu da marka imajının yaratılmasında, tüketicilerin satın alma eğilimlerinin artırılmasında, farkındalık yaratmada ve hatırlanmanın sağlanmasında önemli işlevlere sahiptir. Sponsorluk genel olarak aşağıdaki unsurları içermektedir. Sponsorluk en az iki taraflı bir ticari faaliyettir. Sponsorluk karşılıklı fayda sağlamaya dayanır. Sponsorluk nakit olabileceği gibi insan ve hizmet şeklinde de olabilir. Sponsorluk işletmeler için bir tutundurma iletişim aracıdır hem sponsor hem de sponsor olunan işletme, kendileri için en iyinin olduğuna inanarak sponsorluk faaliyetine girerler. Sponsorluk, işletmelerin pazarlama ve tutundurma amaçlarına ulaşabilmek amacıyla yaptığı bir uygulamadır. Spor sponsorluğunun gelişme nedenleri, çeşitli ürün kategorilerinde reklam yasaklarının olması, reklam maliyetinin artması, etkinliğinin azalması, uzun vadede başarı sağlaması, faaliyetlerin medyada ilgi görmesi, Toplumun çoğunu kapsaması, popüler olması ve maliyet artışından dolayı etkinlik düzenleyenlerin yardım talep etmesi şeklinde sıralanabilir. Spor sponsorluğunun faydaları ise şunlardır. Birçok spor etkinliğinin sponsorluk uygulaması olmadan düzenlenmesinin çok zor yani etkinliğin kendisinin sponsorluktan fayda sağlaması. Sponsor olan işletme marka imajını geliştirir, kimlik oluşturur, farkındalık yaratır ve satışlarını artırır. Toplumsal faydalarının yanı sıra sporun gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Spor etkinliğinin düzenlenmesinde görevli olan tüm gruplar sponsorluktan fayda sağlamaktadır. Eğlence Pazarlaması dersi 5. ünite özeti. Kültür ve sanat, giriş. Sanatsal ve kültürel faaliyetler ülkelerin gelişmişlik düzeyleri belirleyen unsurlar arasındadır gelir ve heyecan yaratmak için yaratılan bir olay olarak tanımlanan eğlence, sanat ve ticaretin bütünsel bir biçimde içinde barındıran bir olgudur. Bu kapsamda sanat ve kültürde medya eğlencesi olarak tanımlanabilir. Tüketiciler açısından birer eğlence unsuru olarak görülen sanatsal ve kültürel aktivelerin gerçekten birer eğlence unsuru olup olmadıkları da tartışılan bir durumdur. Bunun nedeni ise sanat ve eğlence arasındaki ilişkinin veya ayrımın net olarak belli olmamasıdır. Kültür, kültür kelimesi 18. Yüzyılda Almanca'da uygarlık kelimesinin karşılığı olan, kultur, kelimesinden türemiştir. Kültür olgusunu birkaç farklı açıdan tanımlamak gerekirse, sosyal bilimlerde insandan insana biyolojik olarak aktarılmayan daha çok toplumdan topluma toplumsal araçlarla aktarılan her şeyi tanımlamaktadır. Bir başka tanımda ise kültür, bireyin toplumun bir üyesi olarak iletişim kurmasına, belirli davranışları ve olayları yorumlamasına ve değerlendirmesine yardımcı olan değerler, fikirler ve semboller dizisi olarak belirtilmiştir. Kültür, duran olmayan, sürekli olarak yenilenen, değişen, gelişen veya yok olan dinamik bir yapıya sahiptir. Bu nedenlerle kültürün bazı özellikleri öne çıkmaktadır. Öncelikle kültürler insanın temel ihtiyaçlarını farklı şekilde karşılayan bir özellik taşır. Kültürün bir başka özelliği ise hiçbir bireyin belirli bir kültür altyapısıyla doğmamasıdır. Zamanla içinde doğdukları toplumda öğrendikleri kültür öğelerini daha sonra gelecek kuşaklara aktarırlar. Kültürün bir başka özelliği ise sembollerin kullanım yeteneği bağlıdır. Örneğin, belirli bir kültürde belirli bir nesneyi betimleyen kelimeler veya semboller vardır. Kültürün diğer bir özelliği ise bireyin veya grupların özelliklerinden oluşmasıdır. Bu aşamada da kültür belirli bir toplumun inşa ettiği binalar, makinalar gibi maddi kültür unsurlarını, toplumun inanış ve alışkanlıklarını gösteren el sıkışma, evlilik töreni gibi maddi olmayan kültür unsurları olarak ikiye ayrılmaktadır. Gündelik hayat kültürü olarak da geçen popüler kültür tamamen ticari bir kültürdür. Yani metalaşmış bir kültürdür. Popüler kültürde her şey satılabilir ve alınabilir bir meta haline ve gündelik tüketime sunulabilir hale getirilmiştir. Popüler yalnızca belirli mal veya ürünleri popüler yapmamaktadır. Belirli dünya görüşleri ve düşünme biçimleri de popüleştirilmeye çalışılır. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinden gelen Kadın ve çocuklara yönelik olarak hazırlanmış dergiler ve romanlar incelendiğinde kapitalist toplum biçiminin ve ilişkilerinin evrenselliği getiren ideolojiye yakın olduğunu görebiliriz. Popüler kültür son yıllarda müzikten sanata, spordan edebiyata kadar birçok alanda kendini göstererek popüler olmayan her şeyi anlamsız bulmaya başlamıştır. Bu kapsamda herhangi bir kitap veya müzik parçası hızla popüler olmakta ve hemen ardından unutulmaktadır. Popüler kültürün genel özellikleri, tüketiciye dönük olması, güncel ve değişime uğraması, mikro siyaset yapması ve kültürel değerleri yeni bir formül içinde sunması olarak belirtilebilir. Kültür ve pazarlamanın ilişkisi kültürel ürünlerin tüketicilere sunulması amacı ile üretilmesini, dağıtılması ve pazarlamasını kapsar. Bu tür sistem, özel organizasyonlarca yürütülür ve tüketici talebi tarafından desteklenir. Kültürel organizasyonlar sanat, görsel sanat, kütüphane ve kültürel mirasın üretilmesi, dağıtılması ve icra edilmesinden sorumlu kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. Kamu veya özel her türlü organizasyon, kültürel ürünlerin yansıtılması, dağıtılması ve pazarlanmasında önemli bir işlev görmektedir. Ayrıca kültürel ürünler diğer geleneksel ürünler ile karşılaştırıldığında ihtiyaç hiyerarşisinin en üst basamağını teşkil eder. Sosyalleşme ve kendini gerçekleştirme olguları kültürel ürünlerde daha fazla varlık bulur. Sanat. Sanat daha çok klasik müzik, bale, oyun, opera, resim, heykel gibi çeşitli iş ve aktiviteleri ifade eder. Sanat kavramsal olarak insanların sahip olduğu yaratıcılığın en üst noktası olarak yorumlanmaktadır. Sanatçılarla ilgili olarak ise kendi yaratıcılıklarının ve vizyonlarının bir ifadesi olarak sanat işini yaptıklarına ve temel amaçlarının ise hiçbir zaman para kazanmak olmadığına ilişkin görüşler vardır. Eğlence bazı durumlarda sanattan daha az ciddi, daha az değerli ve daha bayağı olarak düşünülür. Bunun nedeni ise eğlencenin daha çok popüler kültürle iç içe geçmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Hatta bazı durumlarda eğlencenin arayan insanların sanatla ilgisiz bireyler olduğu değerlendirmeleri de yapılmaktadır. Sanat ve eğlence arasında çok az fark bulunmakta ve hangi aktivitelerin sanatın hangisinin ise eğlencenin içerisine dahil olduğunu net bir şekilde ayırmak kolay ve mümkün görünmemektedir. Eğlence sanat farkı nihayetinde yapısal bir durumdur. Artistik veya sanatsal değer keyfi estetik sistemin bir parçasıdır. Sanatsal değer yargısı tüketicinin içinde bulunduğu sosyal pozisyona bağlı olarak da değişebilir. Kültür, sanat ve pazarlama kavramları birbirleriyle yakın ilişki içinde bulunan kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Pazarlama kavramı günümüz sanat dünyası çevresinde çoğu sektördeki kadar negatif bir karşı duruş olmasına rağmen bir gereklilik olarak büyük oranda kabul görmeye başlamıştır. Sanat pazarlaması ile ilgili çalışmalar, sanat müşterisi, sanat eseri ve sanat hizmeti gibi bir dizi olguyu kapsamaktadır. Tüm bu konular sanat deneyimi çerçevesinde değerlendirilir. Deneyimsel pazarlamadan esinlenilerek sanat ürün ve kanalı ile bir izlenim yaratmak oldukça farklı yaklaşımları sergiler. Geleneksel pazarlamadaki konuların aksine, sanat eserinin sergilendiği kanallar ürüne prestij katmakta ve bir sanat galerisi çoğu zaman deneyimin yaşanmasında belirleyici bir noktada olmaktadır. Kültür ve sanat pazarlaması kavramı, ticari girişimlere uygulanan geleneksel pazarlama kavramından farklıdır. Ticari işletmeler uygun ürünü tasarlamak için tüketici ihtiyaçlarını belirlemeye çalışırken Kültürel kurumlar ise ürünü üretir ve daha sonra bu ürün için uygun hedef kitleyi araştırır. Sanat deneyiminin boyutları hedonik tüketim ve tüketici deneyimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda hedonik tüketim, tüketici davranışının kişinin ürün deneyimlerinin çoklu duyular, düşler ve duygu ile ilgili olan taraflarını göstermektedir. Kısaca hedonik tüketim, deneyimin haz boyutundan zevk almak olarak tanımlanabilir. Tüketici deneyimi ise bir şeyleri yaparak, görerek ya da hissederek duygusunu yaşayarak sağlanan bilgi ya da beceri elde etme süreci olarak tanımlanabilmektedir. Tiyatro, insan hayatında geçmiş, geçebilecek olayların benzetme yoluyla belli yerlerde bir seyirci topluluğu önünde canlandırılması sanatıdır. Tiyatro etkinliklerine katılan kişilerin tiyatro dışında başka hangi etkinliklerine katıldıklarına yönelik yapılan araştırmada kişilerin operaya, dans gösterilerine ve klasik müzik konserlerini takip ettikleri ortaya çıkmıştır. Tiyatro pazarlaması, klasik pazarlama karması elemanlarıyla açıklanabilir. Tiyatro oyunu tiyatro işletmesinin ürünüdür. Tiyatro ürünün başarılı olabilmesi için izleyicilerin istek ve gereksinimlerinin dikkat alınması gerekmektedir. Tiyatroda fiyatlandırma yapılırken hedef kitle çok iyi analiz edilmelidir. Ayrıca ürün fiyatlandırılırken üretim maliyetleri göz önüne alınmalıdır. Bunun yanında fiyatlandırma diğer bir önemli nokta tüketicilerin ödemeye razı oldukları fiyat aralığında belirlenmiş olmasıdır. Tiyatro oyunu sunulurken üretici ve tüketiciler aynı mekanda bulunduklarından tiyatroda doğrudan dağıtım söz konusudur. Yani tiyatro hizmetinin sunumunda herhangi bir aracı kuruluşa ihtiyaç duyulmamaktadır. Ürünün sergilendiği mekanın değiştirilemez ya da taşınamaz olmasından, bilet fiyatlarının üzerinde oynanması çok da kolay olmayan bu sanat dalında pazarlama karmasının en önemli ve dikkat verilmesi gereken faktörü tutundurmadır. Tiyatro bir hizmet olduğundan ve üretildiği yerde tüketildiğinden tutundurma araçlarından reklam sıklıkla kullanılan bir tutundurma çalışmasıdır. Bir tiyatro işletmesinin, hizmeti sunarken ve pazarlarken dikkate alması gereken noktalar vardır. Dikkate alınması gereken bu noktalar, pazarlama karmasını oluşturan ürün, dağıtım, reklam, fiyatlandırma olarak adlandırılan pazarlama karmasının yanı sıra hizmet pazarlamasının karmasını oluşturan katılımcılar, süreç ve fiziksel ortam bileşenleridir. Bir hizmet pazarlamasının etkili olabilmesi için, bu karmayı dikkate alarak hareket edilmesi gerektiğinden, tiyatroda da aynı titizlik gösterilmelidir. Edebiyat ve kitap, kültürel ve sanatsal dünyada yeri ağır olan alanlardan biri olarak anılmaktadır. Gelişmiş ülkeler edebi eserlerin daha geniş hedef kitleler tarafından okunması üzerinde yoğun uğraşlar verirler. Kitap okuma olgusu, birey ve toplumların kültürel gelişmişlik düzeyi üzerinde etkiye sahiptir. Kitap okuma ile ilgili yapılan çalışmalarda kişisel gelişim, eğitsel kullanım, zevk alma ve yaşamın stresinden kaçış gibi güdüleyici faktörler göze çarpmaktadır. Eğlence anlayışı farklı olsa da kitap hayranlarınca önemli zevk ve eğlence aracı olarak değerlendirilebilmektedir. Sanatsal ve kültürel bir olgu olarak kitapların pazarlanması pek çok sanat ve kültürel olayda olduğu gibi kendine has özellikler taşır. Kitap pazarlama rekabetçi ve hızlı değişen bir pazar yerinde kitap satışını artırmada bir dizi yaratıcı stratejiyi ortaya koymaktadır. Kitap pazarlamasında kullanılan belli başlı yöntemler, kitap adının marka olarak iyi bir değerde algılanmasının vurgulanması, kitap kapağı, içerik ve şekil tasarımı, reklam afişleri, halkla ilişkiler ve duyurum çalışmaları, ünlü pazarlama stratejileri, kitlesel medyada kitap eleştiri programlarında kitabın tanıtılmasına olanak verme, ödül vurgusu, fuarlar, imza günleri şeklinde sıralanabilir. Müzeler, kültürel mirasın öğrenildiği yerlerdir. Bu kapsamda müzeler arkeoloji, etnografya, tarih, güzel sanatlar, bilim, askeri gibi birçok farklı konuda hizmet vermektedir. Günümüzde müzeler, temalı parklar, spor olayları, tiyatro ve sinemalarla dolaylı bir biçimde boş zaman değerlendirme bakımından rekabet etmektedir. Özellikle başta turistler olmak üzere konuya ilgilenimi yüksek olan kişiler müzeleri boş zamanı etkin değerlendirme aracı olarak görmektedir. Bu yapısı ile de müzeler eğlence endüstrisinde önemi giderek artan yer veya etkinlik biçimi olarak değerlendirilebilir. Artık müzelerde ziyaretçilerin ihtiyaç, istek, deneyim ve beklentilerine odaklanmaktadır. Bu dönüşümde pazarlama biliminin araçlarından yararlanılmaktadır. Bu kapsamda müze pazarlamasında ürün, müzelerin sundukları ürünler ve hizmetler vasıtasıyla müşterilerin zihinlerinde oluşturdukları imajların toplamıdır. Yani müze ürünü müşterilerin koleksiyonlardan edindikleri izlenimler, bütün çalışanların davranış, tutum ve görünümlerinden algıladıkları, müzenin genel atmosferi ve ek hizmetlerden edindikleri etkilenimlerin toplamıdır. Müze pazarlamasında fiyatlandırma ziyaretçi türüne ve sergilenen ürün türüne bağlı olarak farklılık gösterir. Bu kapsamda müze fiyatlandırmasını belirleyen birkaç unsurdan bahsetmek gerekmektedir. Bu unsurlar, ürünle bağlantılı giderler, müzenin ihtiyaç duyduğu gelir düzeyi, rekabetin kapsamı ve ücretlendirme politikaları ve potansiyel ziyaretçilerin satın alma davranışıdır. Müze pazarlamasında tutundurma, ziyaretçilerin sürekli müzelere olan ilgisini ve ziyaretini arttırmak için yapılan çabaları kapsar. Tutundurma reklam, hakla ilişkiler ve doğrudan pazarlamanın farklı uygulamaları ile yapılır. Müzeler değişik tutundurma karması elemanları arasında seçim yapmak ve önem derecesine göre sıralamak durumundadırlar. Tutundurma karması elemanları, örgüt kimliği, kişisel satış, basılı yayınlar, satış promosyonları, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım ve ağızdan ağıza iletişimdir. Müzelerin örgüt kimliği müze logoları ve basılı yayınlarında kullandıkları grafik stilleriyle açıklanır. Kişisel satış, müzelerde müşteriyle temasta bulunanlar ön kapı elemanları, müzenin içindeki mağaza ve kafeteryadaki çalışanlardır. Basılı yayınlar, broşür ve posterlerden oluşan yazılı materyallerdir. Satış promosyonları, giriş ücretlerinde, müzelerdeki kafelerdeki indirimleri, özel faaliyetlere katılmayı temin edici kuponlar satış promosyonlarına örnek olarak verilebilir reklam, müzeler için iyi bir kuruluş imajı oluşturmayı, müze kullanımını artırmayı, rakiplerine karşı atak yapmayı, yeni koleksiyonları ve faaliyetleri hakkında müşterilerini bilgilendirmeyi hedefler. Halka ilişkiler müzelerin hedef kitleleriyle aralarında iyi ilişkiler oluşturmak amacıyla yürütülen planlı ve devamlı faaliyetlerdir. Ağızdan ağıza iletişim, müzeye gelen müşteriler müzeden elde ettikleri izlenimleri başkalarına aktarmalarıdır. Müze pazarlamasında dağıtım, müzeye gelen müşteriler müzeden elde ettikleri izlenimleri başkalarına aktarırlar ve ağızdan ağıza iletişim bu şekilde gerçekleşir. Müzik, müzik sesleri belirli bir düzen içinde bir araya getirerek sesin biçimlendirilmiş halidir. Müzik dinleme, her yaştaki insanlar için geçerli ve popüler eğlence araçlarından biridir. Üretim ve dağıtım fonksiyonları dijital olarak kaydedilmiş nakledilmiş müziği, müzik ağlarını ve uydu radyolarını kapsamaktadır. Müzik pazarlama karması ürün, dağıtım, tutundurma, insanlar, fiyat, süreç ve fiziksel kanıtlardan oluşmaktadır. Müzik endüstrisinde ürün, şarkılar, performanslar, mini diskler, video ve CD'lerden oluşur. Müzik dağıtımları internet veya fiziksel olarak iki yolla gerçekleşmektedir. Belli yerlerde de müzik dağıtımı canlı performanslar veya festivaller yoluyla dağıtılır. Müzik pazarlamasında tutundurma, basın bültenleri, TV programları, telefon görüşmeleri, kayıtlar, radyo ve TV performansları, fotoğraflar, video klipleri, web tabanlı tutundurma, gazete röportajları sayılabilir. Müzik pazarlama karmasında yer alan insan unsuru ise söz yazarından besteciye Şarkıdan, müzisyene ve ürünün üretiminden tüketimine kadar geçen süreçteki tüm insanları kapsamaktadır. Karma elemanlarından bir diğeri fiyatlandırma, kayıt edilen bir ürün için ya da canlı performansa katılım için satılan biletlerin fiyatlarına göre düzenlenir. Fiyatlandırma daha çok tüketicinin ya da dinleyicinin algıladığı değere göre belirlenir. Süreç, farkının ya da performansın fikir aşamasından üretimine ve gösterime kadar geçen ve bu süreç içinde yapılan tüm eylemeleri kapsar. Fiziksel kanıtlar, ürünün somut olan tüm fiziksel özelliklerini ifade eder. Örneğin canlı performanslarda kullanılan stadyumlar, konser alanları, konsere giriş alanları ve burada sunulan hizmetlerdir. Müzik dağıtımı konserler, mega turneler, bar ve gece kulüpleri, Müzik video, MP3 ve P2EP'dir. Bu kapsamda konserler, konserler sanatçıların albüm satışı için birer promosyon aracı olsa da, konserlerin kendisinden elde edilen kazançlar Türkiye müzik pazarındaki pek çok sanatçı için daha anlamlı hale gelmiştir. Mega turneler genellikle yılda birkaç kez düzenlenir. Bu konserlerin başarılı olması için büyük pazarlama ve halkla ilişkiler kampanyasından yararlanılır. Bu sayede bu organizasyonların düzenlendiği ülkelerde konser biletleri konser tarihinden çok daha önceki bir tarihte tükenmiş olur. Gece ekonomisi içinde yer alan ve canlı müzik performanslarını barındıran eğlence mekanları bar ve gece kulüpleridir. Daha çok genç yaştaki ve tatil grubunu hedefleyen bu kulüpler ülkemizde de şehir yaşamının vazgeçilmezi halini korumaktadır. Müzik video, ses, ritim ve görüntüleri kombine ederek çarpıcı ve yaratıcı bir takım çalışmalar ile müziğin daha farklı bir biçimde algılanmasıdır. Müzik video çalışmaları içinde tiyatro, dans gibi farklı sanatsal aktiviteleri içererek video çalışmalarında farklı bir yaratıcılık yakalanmış olur. MP3, MPEG Lawyer 3 olarak isimlendirilen müzik dosyaları ücretsiz bir yazılım programı kullanılarak yapılmaktadır. Bu dağıtım biçimi genellikle ücretsiz ve korsan olarak yapılan bir dağıtım aracıdır. Bir diğer müzik dağıtım sistemi olan P2P, peer-to-peer, -peer, insanlar arasındaki doğrudan dağıtımı nitelendirmektedir. P2P insanlar arasında ücretsiz veri paylaşımına izin verdiğinden müzik sektörü dahil birçok sektör için tehdit oluşturmaktadır. Eğlence pazarlaması dersi 6. ünite özeti. Televizyon ve sinema. Giriş Popüler kültürün önemli parçalarından olan televizyon ve sinema her yaş ve cinsiyetten insanları bir araya getirmektedir. Bu kapsamda medyanın en çok ilgi gören aracı da televizyondur. Televizyon insanın o anda göremeyeceği kadar uzaktaki bir görüntüyü eş zamanlı veya banttan olarak insan tarafından görülmesini sağlayan bir araçtır. Televizyon eğlence unsuru içindeki yeri her zaman ve her yerde ulaşılabilir olmasından dolayı önemlidir büyük kitleler halinde insanlar bulunduğu ortamda televizyon aracılığı ile eğlenebilir. TV yaygınlaşmadan önce insanlar film veya filmler izlemek için sinemalara giderlerdi. TV'nin yaygınlaşmasıyla birlikte sinema sektöründe izleyici açısından bir azalma olsa da eğlence dünyası içindeki yerini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Bu durumun nedeni ise sinemanın insana sosyalleşme ve toplumsallaşma fırsatı vermesindendir. Sinema, günlük rutinden kurtulup sürekli yaşadığı yer dışında yapılan bir faaliyet olduğu için insanlara bir kaçış fırsatı sunmaktadır. Televizyon, televizyon bir yaşam biçimi olarak nitelendirilerek diğer tüm kitle iletişim araçlarından ayrılmaktadır. Televizyon, diğer iletişim araçlarıyla kıyaslandığında yarattığı toplumsal etki bakımından insanlar tarafından en çok tüketilen medya aracıdır. Bu durumun bir diğer nedeni ise bütün dünyada yaşananları zahmetsizce izleyicisinin karşısına getirmesindendir. Televizyonun bu denli yaygın olmasının diğer bir nedeni kendinden önceki tüm iletişim araçlarını bünyesinde barındırması ve gelişen teknolojilere de uyum sağlamasını olarak gösterilebilir. Televizyonun tarihsel gelişime bakıldığında ilk TV fikrinin 1800'lü yıllarda doğduğunu 1924 yılına gelindiğinde bilim adamı Zwerkin tarafından ilk kez elektronik tarama yöntemiyle görüntü yayını yapıldığı görmekteyiz. Ancak tam anlamıyla bir TV yayını ilk olarak 1936 yılında İngiltere'de, 1939 yılında ise Amerika'da başlamıştır. İlk renkli yayınlar 1950'li yılından sonra olmuştur. Türkiye'de televizyon yayıncılığı ilk olarak 9 Temmuz 1952 tarihinde iyi. T. Ü. tarafından öğrencilerin teknik imkanlarının geliştirilmesi amacıyla başlatılmıştır. 1971'e kadar devam eden bu yayınlar TRT için uygun bir zemin hazırlamıştır. 1971 yılına kadar deneme yayınları olarak adlandırılan televizyon yayınları 02 03 1972 tarihinden itibaren artık normal yayınlara dönmüştür. Televizyonun geliştirilme fikri ise sinemacılardan çıkmıştır. Sinema endüstrisinin çektiği filmlerin o yıllarda herkese ulaşamaması, sınırlı izleyici imkanı sektörün kazancının olması gereken daha az olduğu kanaati uyandırmıştır. Sinema sektörü daha fazla kar elde edebilmek amacıyla herkesin evinde bir sinema salonu yaratmak fikriyle TV geliştirilmesini desteklemişlerdir. Televizyon ölmeyen bir eğlence aracı nitelendirilmektedir. Televizyon üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında insanların daha çok eğlence amacıyla izlendiğini ortaya çıkmıştır. Yapılan birçok araştırmada televizyonun insanları eğlendirdiği ve insanların boş vakitlerini hoşça geçirdiğine imkan sağladığı nedeniyle tercih edildiğini belirlenmiştir. Televizyon günümüzde bilgisayar ve internetle girdiği mücadelede hala en önde kalmayı başaran geçen yüzyılın icadıdır. Neil Postman'ın, öldüren eğlence, olarak tanımladığı televizyon yüzyılımızda hala, ölmeyen eğlence'dir. Televizyonun internetle girdiği mücadelede önde olmasının diğer bir nedeni ise en ucuz ve en yaygın iletişim aracı olmasındandır. Televizyon sadece insanların hayatında değil işletmelerin hayatlarında da büyük kolaylıklar sağlamıştır. Televizyonun insan üzerindeki bu güçlü etkisi, farklı sektörlerde de kendini göstermiştir. Televizyon başındaki var olan hedef kitleye tüketim kültürü içinde bir şeyler sunmak için işletmeler gerek TV programlarının içine gerekse reklam kuşaklarında ürünlerinin tanıtımlarını yaparak tüketicilerde bir gereksinim bir arzu yaratmaya çalışmaktadır. Televizyonun izlenme nedenlerine bakıldığında ise insanları yaşamış olduğu sıkıntılardan uzaklaştırdığı, günlük rutin hayatını eğlenceli hale getirdiği için tercih edildiğini görmekteyiz. Televizyon izleme üzerine yapılan bir çalışmada hafta içi gerçekleşen TV izleme aktivitesi eve gelme sonrası izleme, akşam izlemesi ve geç akşam izlemesi olmak üzere 3 grupta toplanmıştır. Eve gelme sonrası izleme aşamasında bireylerin televizyonla ilgilenimi çok azdır ve izlenen içeriğin seçimi genel anlamda özensiz ve plansızdır. Akşam izlemesi aşaması genel olarak akşam yemeği saatlerine yakın zaman dilimlerinde gerçekleşir ve bu sırada düzenli olarak izlenen programlar tercih edilir. Geç akşam izlemesi olarak adlandırılan kısım ise prime time olarak adlandırılan ve izleyicinin ilgisinin en yüksek olduğu, programları seçerken özen gösterdiği zaman dilimidir. Televizyon izleme nedenlerinin araştırıldığı bir çalışmada insanların alışkanlık ile izleme Kafa dağıtmak için izleme, bilgi edinmek için izleme, sosyal öğrenme için izleme, sosyalleşmek için izleme ve sürükleyici bir dünyaya kaçmak amacı için izleme amaçlarının TV izlemede bir etken olduğu görülmüştür. Televizyonun işlevlerini sıraladığımızda ise aydınlatma işlevi, haber verme, kültürleştirme işlevi, eğitme, eğlendirme işlevi, mal ve hizmetlerin tanıtılması işlevi ve harekete geçirme, inandırma işlevleri karşımıza çıkmaktadır. Televizyon aydınlatma işlevi çok önemli ve kamusal bir işlevdir. Bu işlev insanların toplumda gelişen olayları takip edebilmesini sağlamaktadır. Kültürleştirme işlevi ise toplumsallaştırma ve kültürleşme süreçlerine katkıda bulunmaktadır. Bir toplumun varlığını sürdürmesi kültür edinme, kültürü verme ve kültürünü geliştirme ile mümkün olabilmektedir. Kültürleştirme işlevi bu noktada devreye girmektedir. Televizyonun eğlendirme işlevi, izleyiciye hoşça zaman geçirme, dinlenme fırsatları sunarak televizyonun emeğin yeniden üretimini sağlayan bir araç olmasına katkıda bulunmaktadır. Reklamcılığın büyük kesimini elinde bulundurduğu mal ve hizmetlerin tanıtılması işlevi, özellikle televizyon sahipliklerinin, özel şirketlerin elinde olunduğu kapitalist toplumlarda çok önemli rol oynamaktadır. Gelirlerinin neredeyse büyük bölümünün reklam gelirlerinden oluştuğu varsayılmaktadır. Harekete geçirme işlevi ise haber verme işlevinin ardından insanlarda o konuyla ilgili bir toplumsal bilinç uyanması, bir eğitim programının eğitim düzeyini arttırması veya reklam gösteriminin seyirciyi ürünün tüketimine sevk etmesi amaçlamaktadır. Eğlencenin en yaygın dağıtım kanalı televizyonda farklı dağıtım seçenekleriyle karşımıza çıkmaktadır. Bu dağıtım türleri kablolu TV, dijital TV, uydu TV Direkt Yayın Uyduları, DBS, interaktif Televizyon, MTV ve Web TV'dir. Televizyon ve tüketim arasındaki ilişkinin çok kuvveti olduğunu görmekteyiz. Bu ilişkiyi üçlü bir çatı altında aktarmak gerekirse, medya işletmelerin ilk ürünü içerik, içeriğin sunulduğu pazardaki alıcı, izleyici, ikinci ürün olarak, izleyici ve izleyicinin ürün olarak sunulduğu pazarlardaki alıcı da, reklam verenler, olarak sıralayabiliriz. Televizyonda üretilen ürünler oldukça maliyetli olduğundan televizyon şirketleri pazarda daha önceleri kabul görmüş format ya da markaları kullanmayı tercih ederler. Bu sektörde marka bir program, sunucu, yorumcu, yönetmen, oyuncu, yazar ya da senarist olabilir. Hane halkının satın alma kararlarını yönlendirmek amacıyla yürütülen satış çabalarından ilki ve en yaygın olanı reklamdır. Reklam verenler açısından hedef pazar olarak belirlenen ve genel anlamda mal ve hizmet pazarının potansiyel tüketicisi olan televizyon izleyicisine ulaşma kolaylığı sağlamakta ve reklam verenler açısından cazibe merkezi olmaktadır. Ticari televizyonların artışı ve medyanın bir sektör olarak ön plana çıkması, program formatlarının en fazla izleyiciyi ekran başına çekecek şekilde basit ve eğlenceye yönelik hazırlanır hale gelişinde önemlidir. İzlenme oranlarının yüksekliğinin sağlanması programın reklam almasının da başlıca şartıdır. İzlenme oranlarını gösteren reyting ölçümleri ile reklam verenler hangi programa reklam vereceklerini belirlemektedir. Sabah ve öğleden sonrayı kapsayan gündüz kuşakları genellikle kadınlara ve çocuklara yönelik olarak planlanmakta, bu kuşaklarda alınan reklamlarda izleyici kitlesine göre olmaktadır. Çocuklar ve kadınlar reklamcılar açısından önemli tüketim gruplarını oluşturmaktadır. Toplumdaki birçok birey özellikle de gençler, oyuncular, sunucular, sporcular gibi ünlü insanların tüketim tercihlerinden, onların içinde yer aldığı tanıtımlardan son derece etkilenir. Hayranı olduğu ya da sempati duyduğu ünlü insanlarla bir şekilde ilişkilendirdiği her ürüne karşı satın alma eğilimi artar. Sinema Sinema endüstrisinde ürün üretmenin maliyetleri çok yüksek olması riski artırmaktadır. Bu riski ortadan kaldırabilecek tek faktör pazarlamadır. Bu filmler kısa zaman içinde birçok kişiyi etkileyebildiğinden önemli bir boş zaman aktivitesi olarak kabul edilmektedir. Sinema ve film endüstrisi çok sayıda küçük firmadan ve bu firmaları bütünleyen az sayıda büyük firmadan oluşmaktadır. Bu endüstri içinde egemenliği Amerika film sektörünün markası olan Hollywood sürdürmektedir. Ancak sinema stüdyolarının 50'den azı kar edebilmektedir. ABD'de bir film üretmek ve pazarlamak ortalama 89,4 milyon dolardır. Filmlerin karlılığını etkileyen bir diğer unsur ise filmlerin uluslararası gösteriminden elde ettiği gelirdir. Sinema dışında film izleme teknolojilerin hızlı gelişmesi, ev sinema sistemlerin gelişmesi ve bu teknolojik gelişmelere bağlı olarak sinemada film seyretmek izleyiciler için daha maliyetli olmaya başlamıştır. Bu durumda film izleyicilerinin film tüketim davranışlarında değişiklikler meydana getirmiştir. Ayrıca, evlerde kullanılan dijital uydu sistemleri, paralı film abonelikleri gibi sistemler bireyi evde sinema filmi izlemeye yöneltmiştir. Film dağıtımı, dağıtım zincirini bir kaynaktan bir müşteriye yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya doğru ürün, hizmet, finans bilgisini sağlayarak üç ya da daha fazla şirketle doğrudan bağlantıya geçme süreci olarak tanımlanabilir. Üretilen yeni bir filmin hangi zaman diliminde, hangi şehir veya ülkelerde, ne kadar süre salonlarda gösterileceğine büyük oranda dağıtımcılar karar vermektedir. Diğer endüstrilerde dağıtımcılar üretici ile perakendeci arasında dağıtım yapan nispeten basit bir görünüme sahip iken, film endüstrisinde pazarlama aktivitesinde çoğu zaman başrolde oynar. Dağıtım sektörüyle bütünleşmiş bir yapımcı için riskler daha azdır. Bir sinema bileti için dağıtımcı, yapımcı ve gösterimin yapıldığı salonun yüzde olarak payları sırasıyla, yüzde 65, yüzde 25 ve yüzde 10'dur. Dağıtım sürecinde büyük dağıtımcılar büyük film stüdyolarıyla çalıştığı için izleyici kitlesinin ne yoğun olduğu dönemleri büyük film stüdyolarının ürettiği filmlere ayırırlar. Bağımsız film yapımcıları ise büyük dağıtımcıların desteğini genellikle seyirci yoğunluğunun az olduğu dönemlerde aldıklarından dağıtım ağı yetersiz olsa da genellikle bağımsız dağıtımcılarla çalışmayı seçmektedirler. Film pazarlaması, diğer sektörlerdeki pazarlama yönetim süreçlerine benzer olarak yeni ürün geliştirme aşamasında başlar ve proje fikirlerinin oluşumu, üretim ile dağıtım ve gösterimi boyunca devam eder. Ayrıca, film pazarlaması bir filmin ömrü boyunca herhangi bir zamanda herhangi bir sinemada ya da televizyonda hedef aldığı izleyicisine ulaşmada filme yardımcı olan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, bir filmin tüketimi o filmi yazan senaristleri müziklerini yazan bestecilerini ve söz yazarlarını, filmi çeken yönetmenleri, filmde oynayan oyuncuları ve filmin çekildiği mekanların tüketimine yol açar. Bu kapsamda da sinema sektörü diğer sektörler gibi ana amacı kar etmek olan bir endüstridir. Film pazarlama karması dört elemandan oluşmaktadır. Bunlar, yıldızlar ve yaratıcı ekip, senaryo ve tür, yaş ve vizyondur. Yıldızlar ve yaratıcı ekip filmin izlenme sayısında oldukça önemli faktörlerdir. Bunun nedeni ise film izleyicilerinin bir filmi seçerken dikkat ettiği unsurlardan biri de filmde oynayan isimlerdir. Ancak oyuncuların dışında bir başka faktör ise filmlerin yönetmenleridir. Yabancı sinemada Quentin Tarantino ve Steven Spielberg, yerli sinemada Çağan Irmak gibi isimler izleyicilerin film seçerken dikkat ettikleri bir diğer unsurdur. Senaryo ve tür filmin pazarlanmasında yararlanılan, izleyicinin filmle ilgili düşüncelerini ve yorumlarını etkileyen diğer bir unsurdur. Senaryo, bir filme konu olacak olayın, hikayenin, romanın sinema tekniğine göre sahnelere bölünerek açıklamalar ve diyaloglar tarzında hikaye edildiği yazılardır. Genel anlamda filmin senaryosu, o filmin kimliğini oluşturmaktadır. Senaryonun yanında filmin türü de sinema izleyicisi üzerinde bir etki yaratmaktadır. Ancak filmin türü izleyicinin kişisel deneyimlerine bağlı olduğu için filmi izleyen kişilere göre filmin türü farklılık gösterebilmektedir. Yaş, film pazarlama karmasının en çok göz ardı edilen ancak en önemli elemanlarından biridir. Bir filmin gösterilebileceği yaş grupları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Özellikle çocuklu aileler için bir filmin yaş grubu oldukça önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu nedenle film yapımcıları, hedef kitlelerini doğru belirleyerek hedef kitlenen oluşturduğu yaş grubuna uygun filmler üretmek zorundadırlar. Vizyon, filmlerin gösterime girmesine verilen isimdir. Filmler vizyona pencere sistemi adı verilen bir yöntemle girerler. Bu alanda filmler öncelikle sinema salonlarında belirlenen tarihlerde gösterime girerler, daha sonra kontratta yer alan tarihlerde DVD'leri piyasaya sürülür. Yine kontratta yer alan bir tarihte internet üzerinden gösterimleri yapılabilir. Bir başka tarihte kablolu TV'ler, dijital uydu kanallarından da gösterime girebilir. Her pencere bir diğerinden mümkün olduğunca korunur ve sözleşmede yer alan sıraya taraflar uymak zorundadırlar. Pencere sisteminde filmin gösterileceği gün ve tarih önceden bellidir. Her araç sırasını bozmadan filmin gösterime girmesini bekler. Sinema ve deneyim birbirinden ayrılmaz iki unsurdur. Sinema temel anlamda izleyicinin salona girmesi ve filmin başlamasıyla izleyicinin zihninde gelişen tek kişilik bir aktivitedir. Ancak kişinin bulunduğu ortamın sosyal bir çevre olması ve çevresinde bulunan bütün olguların bireyin deneyimini etkilemesi bireyin toplam deneyimini oluşturmaktadır. Bireyin filmi izlerken karşılaşabileceği olumsuz bir durum bireyin olumsuz deneyim yaşamasına sebep olabilirken herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması olumlu deneyim olarak bireyin hafızasında yer edecektir. Ayrıca modern toplumda sineme, kaçış alanı niteliğindedir. Filmin sinemada izlenme nedenlerine bakıldığında, sinema salonlarının sahip olduğu görüntü ve ses sistemleri, bir toplulukla beraber aynı anda bir duruma tepki verebilmek isteği, ekonomik olarak çok pahalı bir aktivite olmaması gibi nedenler karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar dijital uydu platformları, internet tabanlı film siteleri bireyin yaşadığı yerde bir sinema tadını vermeye çalışsa da yukarıdaki nedenlerden dolayı eksik kaldığı görülmektedir. Film pazarlamada kullanılan yöntemler; test film gösterimi, resmi olmayan film gösterimi, poster ve afişler, basın materyalleri, söyleşiler, televizyon reklamları, gazete reklamı, radyo reklamı, fragmanlar, internet ve çağrı merkezleri, pazarlama aracı olarak Oscar ve benzeri ödüller, ağızdan ağıza iletişim, lisanslı ürünler ve satış tutundurma çabaları olmak üzere 14 tanedir. Film pazarlama araçları, diğer malların ve hizmetlerin pazarlanmasında kullanılan araçlar gibi film pazarının iç ve dış çevresinde yer alan paydaşları memnun etmek ve onların ilgisini çekmek için kullanılır. Film pazarlamasında üretim sürecinde ve tedariin farklı aşamalarında bu araçlar kullanılır. Film pazarlama araçlarından olan test film gösterimi, hedef kitlenin film hakkındaki düşünce ve tutumlarının öğrenilmesi amacıyla yapılır. Resmi olmayan film gösterimi ise hedef kitlenin film gösterimi öncesi olumlu ağızdan ağıza iletişim yayacaklarına inanıyorsa, resmi olmayan film gösterimi yapmasıdır. Bir başka film pazarlama aracı olan poster ve afişlerin amacı ise filmin toplam önerisini ortaya koyan, resimsel anlatıyı, kitleye sunmaktır. Basın materyalleri ise hedef izleyici kitlesinin zihninde filmi konumlandırmak ve rakiplerden farklılaşarak filmin tüketiminde filmle izleyici arasında bir iletişim kurabilmektir. Söyleşiler ise oyuncu veya yönetmenin hayran kitlesi veya potansiyel hedef kitlesi basındaki diyaloglar sayesinde bilgilenir ve hedef kitle üzerinde farkındalık sağlanmış olur. Film pazarlama araçlarından televizyon reklamları, filmde hedef kitlenin ilgisini çekme potansiyeline sahip seksilik Çarpıcı sahneler, patlama ve komik görüntüler gibi sahnelerin seyircilere aktarılmasıdır. Fragmanlar, film ismini hafızalara kaydederek farkındalığı arttırmaya çalışmaktır. Fragman, potansiyel hedef kitle üzerinde bir izlenim yaratmaya çalışır. Fragman, bir filmin bir dereceye kadar önceden denenmesini sağlayan birkaç dakikaya sıkıştırılmış, tüketicilerin ilgisini çeken, onları teşvik eden bir gösterimdir. Pazarlama aracı olarak kullanılan ödüller ise bir filmin estetik ve sanatsal kalitesinin önemli bir göstergesidir ve bu nedenle pazarlama aşamasında kullanılır. Ağızdan ağıza iletişim, tüketiciler arasındaki biçimsel ve ticari olmayan olumlu veya olumsuz hizmet ve film deneyimlerini kapsar. Satış tutundurma, promosyonlar bir filme farkındalık sağlar ve marka olarak ismini ve imajını güçlendirir. Ürün yerleştirme Ürün yerleştirme kavramı markalı bir ürünün, ambalajın, işaretin veya diğer ticari ürünün sinema filmine, televizyon şovuna veya müzik videosuna yerleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Ürün yerleştirme uygulaması 1940'lı yıllardan başlamış, 1980'li yıllardan itibaren daha da profesyonelleşerek milyon dolarlık bir sektör haline gelmiştir. Ürün yerleştirme stratejileri, görsel yerleştirme, sözel yerleştirme ve hem sözel hem de görsel yerleştirme stratejileridir. Görsel ürün yerleştirme, ürün, marka veya logonun ekranda görünmesini ifade eder. Sözel ürün yerleştirme, sözel ürün yerleştirme, marka veya üründen diyalogda söz edilmesi olarak ifade edilebilir. Hem sözel hem görsel yerleştirme, hem sözel hem görsel yerleştirme kullanılan ürün ya da marka hem görüntü olarak yer alır hem de aktör o ürün ya da markadan bahsetmesi söz konusudur. Bir başka marka yerleştirme stratejisi örtülü ürün yerleştirme, bütünleştirilmiş açık ürün yerleştirme ve bütünleştirilmemiş açık ürün yerleştirme olarak da sınıflandırılmaktadır. Örtülü ürün yerleştirme bu strateji biçimsel olarak ifade edilmeksizin film içerisine marka, ürün veya firmanın yerleştirilmesini kapsar. Bütünleştirilmiş açık ürün yerleştirme stratejisinde marka veya firma ismi biçimsel olarak film içerisinde sözlü olarak ifade edilmektedir. Bu yerleştirme stratejisinde marka filmde hem görünür hem de markadan söz edilir. Bütünleştirilmemiş açık ürün yerleştirme stratejisinde ise ürün, marka veya firma sözel olarak ifade edilmekte ancak filmde görünmemektedir. Ürün yerleştirme stratejisi yerleştirme ustalığı kapsamında değerlendirilirse yaratıcı olmayan yerleştirmeler ve yaratıcı yerleştirmeler olarak ayrılmaktadır. Yaratıcı olmayan yerleştirmeler ürünü doğal ortamında kullanılması olarak tanımlanırken yaratıcı yerleştirmeler Doğal ortamı daha az kullanıp daha yapay ortamlardan yararlanma olarak tanımlanmaktadır. Sinema ve TV'de ürün yerleştirme uygulamaları reklam ve tanıtım için önemli mecralardır. Marka yerleştirme uygulamaları en çok sinema filmlerinde görülmektedir. Bir ürün yerleştirmenin etkin olması, tüketicinin duygu ve kavramaya dayalı olarak ürüne nasıl tepki verdiğinin anlaşılmasına bağlıdır. Duygu, tüketiciyi ikna etme ve davranış biçimini belirlemekte büyük rol oynar. Bir tüketicinin o ürün için hissettikleri, tüketicinin ürüne karşı duygularını oluşturur. Herkes tarafından bilinen filmlerde, takip edilen dizi ve yarışma programların gösterilen ve kahramanların tükettiği ürünler izleyicide bu ürünlere karşı bir bağ oluşturmaktadır. Eğlence Pazarlaması Dersi 7. Ünite Özeti İnternet, Giriş İnternet son yüzyıla damgasına vurmuş, işletmelerin iletişim, satış gibi ticari faaliyetlerini etkileyen bir iletişim ve bilgi aracıdır. İnternet hem tüketicilerin kendi arasında hem de işletmelerin tüketicilere ve diğer işletmelere bilgi aktarması aşamasında çok önemli bir araçtır. Son yıllarda işletmeler internet üzerinden de satışlar gerçekleştirerek faaliyet alanlarını genişletmişlerdir. Öyle ki günümüzde fiziki olarak gezilemeyecek sanal mağazalar oluşmuş ve işletmeler gelirlerinin tamamını veya büyük kısmını internet üzerinden satışa odaklamıştır. İnternete yalnızca satış yönlü bakmadan işin içine iletişim ve tutundurma faaliyetlerini de kattığımızda internetin toplam gelirler içindeki payının daha yüksek olduğunu söylemekte mümkün olacaktır. İnternetin günlük hayatımınız bir parçası olmasının bir nedeni de eğlencedir. Bu kapsamda internet bireylerin sosyal medya hesaplarını kullanmalarından sanal sohbetler gerçekleştirmelerine, film izlemekten müzik dinlemeye ve destinasyonların seçiminden sanal müze veya turistik merkez gezintilerine kadar birçok farklı faaliyete izin vermektedir. Bu açılardan bakıldığında da işletmeler tüketicilerine eğlenceli bir şekilde alışveriş keyfi sunarak tüketicilere farklılıklar sunmaya çalışmaktadırlar. Online oyunlar Edver gaming, oyun reklam, sanal topluluklar ve sanal alışveriş gibi kavramlar internetin eğlenceyle ilişkilendirilebileceği ortamlar sunmaktadır. İnternet ve eğlence. İnternet bireyler açısından eğlence satın alınması için bir aracı konumundayken aynı zamanda internetin kendisi de bir eğlence aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanların internet üzerinden yapabilecekleri faaliyetlerden biri de eğlencedir. Hatta eğlencenin internet üzerinden yapılan en önemli etkinlik olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sadece internet üzerinden yapılan eğlenceli faaliyetler örneğin oyunlar değil, bilgi arayışı bile eğlenceli bir hale gelebilir. İnternetin diğer iletişim araçlarına göre insana daha fazla eğlence vermesinin bir sebebi de insanların internet kullanırken kendilerini daha rahat ve özgür hissetmeleridir. İnternetin kullanım amaçlarından birisi de bilgi toplama aracı olarak internetin kullanılmasıdır. Bilgi işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için gereken hayati unsurlardan bir tanesidir. Bu kapsamda da işletmeler müşterileriyle ilgili mümkün olduğunca fazla bilgi elde etmek için genellikle kendi web sitelerinde oluşturduğu üyelik sistemlerini kullanırlar. Fakat müşterilerin bilgilerini paylaşması her zaman kolay olmamaktadır. Çünkü müşteriler özel bilgilerini verirken dikkat ettiği unsurlardan iki güven ve eğlencedir. Güven internet üzerinden işlem yapan kullanıcıların dikkat ettiği özelliklerden en önemlisidir. Elde edilen bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılıp paylaşılmaması tüketiciler için önemlidir. Tüketicilerin önemli bir kısmı bir internet sitesine vermiş olduğu bilginin, başka bir işletme yıl paylaşılmasını uygun görmemektedir. Güvenin yanında da internet sitesinin tüketicilerine sunduğu eğlence unsuru da tüketicilerin kişisel bilgilerini vermesini kolaylaştırır. İnternet bir deneyim olarak değerlendirildiğinde ise tüketicilerin beklentileri içine girmiş olan ve tüketicileri markaya bağlayan bir etken olarak tanımlanabilir. Deneyim tüketicilerin satın alma aşamasında faydadan daha fazlasıdır. Bu yüzden de deneyim pazarlaması altında işletmeler faaliyetlerini sürdürmekte ve tüketicilere unutamayacakları, bağlılık yaratacak deneyimler sunmaya çalışmaktadırlar. İnternet siteleri niteliği açısından değerlendirildiğinde statik internet siteleri, kişiselleştirilmiş internet siteleri ve etkileşimli internet siteleri olmak üzere üçe ayrılmıştır. Statik internet siteleri, işletmelerin tüketicilerine etkileşim sunmadığı, mesajları ve bilgilerin sadece metin ve fotoğraflarla verildiği sitelerdir. Kişiselleştirilmiş internet sitesi ise bireylere özel bir takım unsurların internet sitelerine taşınması anlamına gelmektedir. Bir diğer internet sitesi türü olan etkileşimli internet sitesi ise toplulukların internet sitesi üzerinden bir araya geldiği benzer ilgi alanlarına sahip olan ve iletişim kurabilen internet tabanlı forumları ifade etmektedir. Tüketicilerin çoğunluğunun interneti rekreasyonel bir amaçla kullandığı ifade edilebilir. İnternet ve rekreasyon arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmalarda insanların iş sürecindeki molalarını internette gezinme ile değerlendirildiği ortaya çıkmıştır. İnternet üzerinden alışveriş yapmak kimi internet kullanıcıları için en uygun fiyatı bularak sonuca gitmek ve rasyonel davranmak iken kimi kullanıcılar için eğlencedir. Bu kapsamda internet, tüketicilerin internette istedikleri gibi gezinmelerine, video izlemelerine, müzik dinlemelerine, geleneksel yöntemlerde mümkün olmayan şekilde yüksek ürün çeşitliliğini görmelerine ve internet üzerinde birçok şeyi kendilerine göre kişiselleştirmelerine olanak tanıyarak eğlence sunarlar. İnternetten eğlence amacıyla yararlanan rekreasyonel bir tüketim gerçekleştirir. Rekreasyonel tüketim, tüketicilerin boş zamanlarında yaptıkları ve kendilerini yenileme hedefinin söz konusu olduğu durumları nitelemektedir. İnternet bir rekreasyon bir eğlence unsuru sunan bir araç olduğu kadar dağıtım kanalı olarak kullanılan bir araçtır. İnternetin dağıtım kanalı olarak yaygınlaşmasının nedeni hem hızlı hem de düşük maliyetleri olmasından kaynaklanmaktadır. Böylece tüketiciler içinde eğlence unsuru barındıran ürünleri internet üzerinden sipariş etmekte ve interneti bir pazar yeri olarak kullanmaktadır. İnternet kullanımının arkasında yatan nedenler Genel anlamda internetin kullanılmasının nedenleri, kolay bilgiye dinimi, gerek işletmelerle gerekse tüketicilerle bağlantıda olmayı kolaylaştırması, topluluklar sayesinde diğer insanlarla sosyalleşme imkanı sağlaması, her an işlem yapmaya uygun olması ve düşük maliyetli yapısıdır. Ayrıca internet, son dönemlerde insanların yalnızlığını ortadan kaldıran bir unsur olarak değerlendirilmektedir. İnternet ve eğlence ilişkili kavramlar İnternet ve eğlence kavramlarıyla yakından ilişkili olan kavramlar, rekreasyonel faaliyetler ve internet, sanal alışveriş, sanal gezintiler, sanal topluluklar, sanal sohbetler ve e-postlardır. Rekreasyonel faaliyet ve internet arasındaki ilişki, internetin, İnsan psikolojisiyle ilgili faydaların ötesinde bir boş zaman değerlendirme aracı olarak görülmesidir. Bu durumda da rekreasyonel bir faaliyet olarak dikkat çekmekte ve eğlence ile ilişkilendirilmektedir. İnternet ve eğlence ile ilişkili diğer bir kavram olan sanal alışveriş ise alışverişin kendisi birey tarafından rekreasyonel bir faaliyet olarak değerlendiriliyorsa ortaya çıkmaktadır. Böylece bireyler istedikleri zaman hızlı bir şekilde vitrin gezmeye gereksinimleri olmadan hızlı ve çok çeşitli ürünler arasında karşılaştırmalar yaparak daha düşük fiyata farklı kişilerden ürünler hakkında bilgi alarak satın alma faaliyeti gösterebilmektedir. Diğer bir kavram ise sanal gezintilerdir. Sanal gezintiler, bireylerin gitme şansının olmadığı bir destinasyona internet aracılığı ile gezilmesi olarak tanımlanmaktadır. Eğlence toplulukları olarak da değerlendirilen sanal topluluklar, internet aracılığıyla birbirleriyle iletişim içinde olan insan grubu olarak tanımlanmaktadır. İnternet ve eğlence ile ilişkili diğer bir kavram e-postadır. E-posta, kişilerin kurumlarıyla veya diğer kişilerle temas kurmasını sağlayan dijital mesajlardır. Diğer bir kavram sanal sohbetlerdir. Sanal sohbetler e-postalardan daha hızlı bir şekilde anlık olarak iletişimi sağlayan ve birden fazla katılımcının aynı anda görüş bildirmesine imkan sağlayan eğlence araçlarıdır. İnternet ve pazarlama, internet işletmelerin dağıtım, tutundurma uygulamalarını etkilediği gibi pazarlama faaliyetlerini de etkilemiştir. Ancak bu durumu olumlu anlamda düşünmek gereklidir. Çünkü internet işletmelerin yeteneklerini artırmış, pazarlama faaliyetleri için farklı olanaklar sağlamış ve yeni bir şeyler deneyimleme imkanı sağlamıştır. Geleneksel pazarlama uygulamalarında nasıl tüketicilerle satıcıların bir araya gelmesi için iletişim sağlanıyorsa, internet pazarlamasının da geleneksel pazarlamadaki uygulamaların elektronik versiyonu olduğunu söylemek mümkündür. İnternet üzerinden alışverişin kolay ve daha düşük fiyatlı gerçekleştirilebilmesi, tüketicilerin interneti daha fazla tercih etmelerine neden olmuş. Bu da geleneksel perakendecilik faaliyetleri gösterenlerin bu gelişmelere tepki vermesini gerektirmiştir. Bununla birlikte internetten pazarlama, pazarlama alanını sosyal ve rekreasyonel anlamda değiştirmekte, tüketicilerin bir araya geldiği sosyal grupların oluşmasına olanak sağlamaktadır. Ancak internet üzerinden faaliyet göstermenin başarıya ulaşması, yarattığı yeni değere göre değişmektedir. Tüketicilere değer yükleyecekleri bir unsur sunulmadığı sürece tüketiciler yeniliği kabul etmekte zorlanacaklardır. Bu kapsamda yaratılacak iyi bir değer, müşterilerden elde edilen bilgiler, uzmanlık ve eğlence unsurundan oluşmalıdır. Müşterilerle ilgili bilgiler, işletmenin kendi web sayfasına koyduğu üyelik sistemleri formlar ve sosyal medya hesapları üzerinden sağlanmaktadır. Elde edilen bilgiler arasında birbirleriyle ilişkili bilgiler aranarak yaratılacak yeni değerin temeli belirlenmeye çalışılır. Değer yaratmanın ikinci unsuru olan uzmanlık ise müşterinin işletmenin web sitesine girdiğinde aradığı her soruya cevap bulması ve işletmeyi satın alacağı ürün veya hizmet konusunda yetkin görmesidir. Değer yaratmanın üçüncü unsuru eğlencedir. Tüketicilerin interneti eğlence amaçlı olarak kullandıklarında bir sayfanın açılmasının gecikmesini veya bir videonun takılmadan yüklenmesi olarak değerlendirilmektedir. İnternet ve hazcı tüketim. İnternetin etkileşimli yönü, işletmelerin internet üzerinden satın alma eyleminin etkinliğinin artırılması açısından önemli derecede etki göstermiştir. İnternetten alışveriş yapan tüketicilerin sadece bilgi sağlamak ve satın almak için değil, Ayrıca deneyim ve duygularla ilgili ihtiyaçlarının da tatmin edildiği ifade edilir ve hazcı tüketimle internet üzerinden alışveriş bu şekilde ilişkilendirilir. İnternet ve hazcı tüketime bakıldığında macera, sosyallik, fikir, değer ve otorite hazcı güdüler olarak öne çıkmaktadır. Hazcı güdülerden biri olan macera, keşif güdüsü, tüketicilerin internet üzerinde sürekli olarak yeni bir şeyler keşfetme arzusunu nitelemektedir. Tüketiciler bilgisayar başındayken belirli bir düzeyde merak içindedir ve meraklarını gidermek için yapılan faaliyetler eğlence düzeyini artırmaktadır. Sosyallik, internet üzerinden alışveriş yapanlar, alışverişleriyle ilgili olarak diğerleriyle temasa geçmesi ve bilgi alışverişinde bulunması olarak tanımlanır. Bu nedenlerle, sosyallik arayışının Tüketicilerin internet üzerinden alışverişlerinde hazcı tüketim unsuru olarak kullandıkları önemli bir araç olduğu ifade edilmektedir. Fikir, tüketicilerin alışverişe yeni trendleri öğrenmek için gitmeleri anlamına gelmektedir. Tüketiciler internet üzerinden trendin ne tarafa doğru gittiğini, hangi markaların tercih edildiğini ve müşteri değerinin hangi markalarda arttığını öğrenme şansına sahip olmaktadırlar. Değer, satışçı ile pazarlık yapılırken elde edilen haz olarak değerlendirilmektedir. Daha net bir ifadeyle, kişinin pazarlık yaparken elde ettiği duygusal ilgilenim, hazcı tüketimin bir unsuru olarak değerlendirilmektedir. Otorite ve statü, satın alma faaliyeti sırasında satışçılar tarafından sunulan birebir hizmetin, tüketiciler tarafından otorite ve statü simgesi olarak değerlendirildiğini ifade etmektedir bu şekilde de hazcı tüketime yönelik faaliyet göstermiş olmaktadırlar. E-posta pazarlaması, e-postaların pazarlama açısından önemi yaratmış olduğu faydalardan dolayıdır. Hızlı, kolay, ucuz ve aynı anda birçok kişiye ulaşabilme imkanı verdiğinden işletmeler tarafından tercih edilmektedir. İşletmeler e-posta ile iletişim faaliyetlerini güçlendirmekte ve bu sayede tutundurma faaliyetlerinin etkinliğinin artmasına, yeni müşteriler kazanmaya, satışları artırmaya ve müşterileriyle uzun süreli ilişkiler kurmaya çalışmaktadırlar. E-postalar ile tüketicilere ulaşılarak reklam gönderilmesi, pazarlama iletişimi açısından önemli bir gelişmedir. Reklam içeriği taşıyan e-posta mesajları, ticari bir ürünün reklamını yapan veya tutundurma faaliyetlerine katkı sağlayan herhangi bir elektronik mesaj olarak değerlendirilmektedir. İzinli pazarlama İzinli pazarlama tüketicinin onayıyla işletmeye verdiği bilgilerinin işlenerek tüketicinin gereksinimlerine ve ilgi alanlarına yönelik olarak yürütülen pazarlama çabalarıdır. E-posta pazarlamasıyla birlikte izinli pazarlama, Tüketicilerin iznine bağlı olarak işletmelerin e-posta göndererek tüketicilere yönelik olarak tutundurma faaliyetleri sürdürmesi anlamına gelmektedir. Bu pazarlama yaklaşımının kullanılma nedeni işletmelerin satışları artırmak için yaptıkları promosyonların tüketicinin izniyle e-postalarına iletilmesidir. E-posta kullanılmasının en önemli nedenleri maliyetinin çok düşük olması, kolay kullanılabilir olması ve satış sürecini tamamlayan bir unsur olmasındandır. Araştırmalarda, internet sayfalarında direkt olarak kullanılan reklamlara göre, izinli pazarlamada iki kat daha fazla geri dönüş oranının olduğu ifade edilmektedir. İnternet reklamcılığı, internet reklamı ise tüketicilerin belirli ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirilmesi için internet üzerinde gerçekleştirilen faaliyetlerdir. İşletmeler internet üzerindeki reklamlarını hem kendi siteleri üzerinde hem de sosyal medya mecraları ve arama motorları üzerinden gerçekleştirmektedirler. İnternet reklamcılığı, geleneksel reklamcılıkta yer alan yazı, ses, resim ve fotoğraf gibi tüm materyalleri içermektedir. Ancak internet reklamcılığı tüm bu özelliklerin yanında tüm bu özelliklerin yanında reklamla birlikte anında etkileşime geçme fırsatı sunulmaktadır. Geleneksel ve internet reklamcılığı arasındaki bir diğer fark internet reklamcılığının yeni açılacak bir sekmede daha detaylı bilgiler verebilmesi, gerekirse video, animasyon gibi ek unsurlarla tanıtımı pekiştirebilmesidir. Reklamcılığının bir diğer artısı web sayfalarının kişinin istek ve gereksinimlerine göre kişiselleştirilebilmesidir. Reklamcılığının diğer önemli avantajları ise maliyetlerin düşük olması, yüksek esnekliğe sahip olunması, belirli bir işlem miktarının sağlanabilmesi, kullanıcıların takip edilebilmesi ve reklam faaliyetlerinin etkisinin ölçülebilmesidir. E-posta reklamları. E-postaların tüketicilerin dikkatini çekebilmesi için bir takım unsurlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu unsurlardan ilki konu satırıdır. Bu kısımda yazılanlar tüketicinin dikkatini çekmeli ve tüketiciyi e-postanın içine bakılması için yönlendirmelidir. E-postaların tüketicilerin dikkatini çekebilmesi için gerekli olan bir diğer etken görsel unsurlardır. Görsel unsurlar reklama eğlence katan en önemli unsurdur. Kişiselleştirme ise e-posta gönderilen kişinin beklentilerine tam olarak etki edebilme olanağı tanıması dolayıyla önemlidir e-postaların tüketicilerin dikkatini çekebilmesi için gerekli olan bir diğer etken interaktif unsurların kullanılmasındaki temel amaç tüketicilerin ilgilenimlerini artırmak ve fiili olarak sürece dahil olmasını sağlamaktır. E-postların dikkat çekebilmesi için gerekli olan son iki unsur ise e-postanın uzunluğu ve e-postanın gönderilme sıklığı ve zamanlamasıdır. Gereğinden fazla uzun bir e-posta tüketici tarafından okunmayacaktır. Ayrıca çok sık gönderilen ve mesai saatleri içinde gönderilen e-postalar dikkat çekmemektedir. Viral pazarlama. Viral pazarlama en genel tanımıyla tüketicilerin işletme mesajını arkadaşlarına, ailesine ve meslektaşlarına iletmesinin sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer tanımda ise viral pazarlama, internet üzerinden gerçekleşen ağızdan ağıza pazarlama olarak tanımlanmaktadır. Viral pazarlama etkili bir şekilde uygulandığında işletmenin yüksek başarı sağlamasına olanak tanımaktadır. Viral pazarlama satışların artmasına, pazarlama maliyetlerinin düşmesine, medya temelli hareket eden pazar bölümlerine ulaşılmasına olanak sağlar. Viral pazarlama hem birbirlerini tanıyan kişiler arasında hem de birbirlerini tanımayan kişiler arasında gerçekleşebilir. Birbirlerini tanıyan kişilerin arkadaş olarak birbirlerine eğlenceli unsurlar göndermeleri söz konusu olmakta, hatta arkadaşından mesaj alan bir kişi konuyu daha eğlenceli olarak değerlendirebilmektedir. Birbirlerini tanımayan kişilerin ise konu hakkında bilgi ararken birbirleriyle iletişime geçmesini sağlamaktadır viral pazarlama ile eğlence arasındaki bir diğer ilişki mesajın türü ile ilgilidir. Viral pazarlamaya konu olan unsurlar içerisine başarının daha çok eğlenceli unsurlar üzerinde yoğunlaştığı ifade edilmektedir. Mesajın içeriğinin kişilerin ilgisini çeken türden olması, viral pazarlamanın başarı olasılığını artırmaktadır. E-posta artık viral pazarlamanın uygulanması için tek yol değildir. Sosyal medyanın gelişmesi, işletmelere mesaj iletebilmeleri ve mesajın kişiler tarafından paylaşılabilmesi için yeni olanaklar tanımaktadır. YouTube, Twitter ve Facebook bu anlamda sosyal medyanın en etkili araçları olarak değerlendirilebilir. Artık işletmeler sosyal medyada kendi üyelikleriyle faaliyet göstermekte, mesajlarını iletebilmektedir. Sanal tüketici İşletmelerin başarıya ulaşabilmesi mevcut ve potansiyel müşterilerinin istek ve gereksinimlerini iyi bir şekilde takip ederek bu istek ve gereksinimlere karşılık verebilmesiyle mümkün olur. E-tüketiciler, geleneksel tüketicilerle kıyaslandığında demografik bilgilerin değişkenlik göstermektedir. Ancak her iki tüketici grubu faydacılık bakımından da benzeşmektedir. Her iki tüketici grubu için diğer bir ortak yön ise iki grubunda hazcı tüketim özelliklerine sahip olmasıdır. Sanal tüketicilerin internet üzerinden alışveriş yapmasını eğlenceyle en fazla ilişkilendiren unsur tüketicilerin özgür hissetmesidir. Tüketicilerin, istedikleri zaman iyi mağazaya gidebilme, istedikleri özellikleri arama şansına sahip olma, satış personelinin baskısını hissetmeme ve alışverişten rahatlıkla vazgeçebilme gibi bir takım kolaylıklara internet üzerinden ulaşabilmeleri mümkündür. E alışverişin tüketiciler tarafından kabul edilmesi ile ilgili olarak da değerlendirmeler gerçekleştirilmelidir. Teknolojinin tüketiciler tarafından kabul edilmesine yönelik olarak geliştirilmiş olan model teknoloji kabul modeli, Tam teknoloji acceptance model olarak ifade edilmektedir. Bu model elektronik alışveriş için geliştirilerek tüketicilerin elektronik olarak satın alma eylemi gerçekleştirmelerine yönelik olarak ayrıca değerlendirilmiştir. Bu şekilde ortaya yeni çıkan model ise e olarak ifade edilmektedir. Sanal tüketicilerin bir diğer özelliği ise pasif değil aktif tüketiciler olmasındandır sanal tüketiciler için önemli olan teslim süresinin uzamamasıdır. Ayrıca sanal tüketicilerin, geleneksel tüketicilere oranla daha fazla risk üstlenirler. Bu durumun nedeni alınan fiziki ürüne satın alım aşamasında dokunulamamasıdır. Bu durumun önüne geçmek için işletmeler web sayfalarına, ürünler hakkında detaylı ve daha fazla bilgi içeren açıklamalar koymaktadır. Eğlence Pazarlaması Dersi 8. Ünite Özeti bilgisayar ve video oyunları, giriş, internet, bilgisayar oyunları internet aracılığı ile oynanarak çok uzak mesafelerdeki oyuncuların eş zamanlı ve karşılıklı olarak oyun oynayabilmesine imkan sağlamıştır. Bu kapsamda her yaş grubundan insan eğlenmek, stres atmak, boş zamanını değerlendirmek gibi çeşitli nedenlerden dolayı bilgisayar oyunları oynamaktadırlar. İlk bilgisayar oyunları 1950'li yıllarda ortaya çıkmış 1970'li yıllara gelindiğinde ise oyun sektörü ticari olarak yerini belirlemeye başlamıştır. 1990'lar gelindiğinde ise hem PC'de hem de konsollarda oyun sektörü büyük kitleleri etkisi altına almıştır. Hızla büyüyen ve büyümeye devam eden bir sektör olan bilgisayar ve video oyunları endüstrisi özellikle işletmelerin dikkatini çekmeye başlamış ve pek çok firma bu endüstride yer alma çabası içine girmiştir. Oyun, oyun, her şeyden önce emirlerden bağımsız, serbest ve özgür bir eylem olarak niteleyen biçim açısından oyunun tanımı kurmaca gibi, olağan hayatın dışındaymışçasına hissedilen, bununla beraber oyuncuyu tamamen kavrayabilen özgür bir eylem olarak tanımlanabilir. Oyun kavramının tarihi tam olarak bilinmese de antik Yunan'da tanrı şerefine yapılan atleti ZM oyunlarından, Romalılarda sirklerde ve amfiteatrolarda yapılan araba yarışlarından, gladyatör dövüşlerine kadar eski tarihlere uzanmaktadır. Hatta daha eski bir tarih olarak Mezopotamya'da bulanan içi çukur bir oyun tahtası ve piyonlar ilk oyun örnekleri olarak verilebilir. Oyun karmaşık bir insan davranışı olarak bir takım özellikler içerir. Oyunun özellikleri, kendiliğinden ortaya çıkması, duyu organlarında, sinir ve kaslarda ve zihinsel düzeyde oluşması, deneyimlerle tekrarlanması, zaman ve mekanı kendi içinde sınırlaması ve düzenli gelişim aşamaları göstermesidir. Oyunlar kendi içinde beş türe ayrılır. Bu türlerden ilki motor fiziksel oyunlardır. Motor oyunları ile kaslar, sinirler ve beyin fonksiyonlarının bütünleşmesinin geliştirilmesi sağlanmış olur. Atlama, zıplama ve tırmanma gibi. İkincisi ise bireyin çevresiyle iletişime geçmesini sağlayan sosyal oyunlardır. Karşılıklı hikayeler anlatma, sessiz sinema oynamak gibi. Oyun türlerinden üçüncüsü yapısal, inşa etme üzerine kurulu oyunlardır. Yapısal oyunlar bireyin etraflarındaki nesneleri deneyimlemesini, uygun olan veya olmayan kombinasyonları anlamasını, istifleme, inşa etme, çizim yapma, set oluşturma ve kurgulama üzerine temel bilgileri edinmesini sağlar. Dördüncü oyun türü düşsel hayali oyunlardır. Düşsel oyunlar bireylerin soyut düşünceler oluşturmalarını, yeni roller ve durumları denemelerini ve dili kullanmayı öğrenmelerini sağlayan türde oyunlardır. Son oyun türü ise kurallı oyunlardır. Oyun içinde yer alan herkesin uymakla zorunlu olduğu oyuntürüdür. Oyunun insan hayatının her döneminde çeşitli işlevleri vardır. Bu işlevler sosyal aktivite, eğitim, şiddet, fiziksel etkinlik ve sağlık, kendini kanıtlama ve eğlencedir. Oyunlar insanların yeni insanlarla tanıştıkları, bir araya geldikleri ve sosyalleştikleri sosyal aktivite platformlarıdır. Ayrıca, Oyunlar bireyi eğiterek bireylerin düşünmeyi ve kendi başına karar vermeyi, sorumluluk almayı, işbirliği yapmayı ve paylaşmayı öğrendiğini, hayal gücünü, becerilerini geliştirdiğini, dikkatini bir noktaya toplamayı ve becerilerini organize etmeyi öğrenir. Oyunun diğer bir işlevi insanın günlük hayatta toplum tarafından yapması yasaklanmış olan bazı şeyleri yapmaya karşı bir eğilimi ve isteği vardır. Oyun bu isteğin hayal dünyası içinde bastırılmasını sağlamaktadır. Diğer bir işlev olan kendini kanıtlama, her insan bir alanda başkalarıyla yarışmak, bu alanda kendini ispatlamak, kazanma duygusunu hissetmek ve takdir toplamayı yaşama isteğini gidermektedir. Oyunun fiziksel etkinlik ve sağlık işlevi, bireyin fiziksel, zihinsel, dil ve sosyal kapasitesinin gelişmesine fırsat vererek toplum içerisinde sağlıklı birer birey olmasına katkı sağlamaktadır. Oyunun son işlevi ise eğlencedir. Oyun, bütün işlevsel yönlerinin dışında eğlencedir ve eğlence insanın duygusal hayatındaki değişikliktir. İnsanlar niçin bilgisayar ve elektronik oyun oynarlar sorusuna net bir cevap vermek mümkün olmamaktadır. Bu sorunun cevabını bulmanın zor olması her bireyin farklı amaçlarla bilgisayar oyunu oynamalarıdır. Bireyleri oyun oynamaya iten duygu ve istekler ise zaman öldürme, fantezi dünyası, kişisel tatmin ve motivasyon, uç noktalar, öğrenme, eğitim, yarışa, kendini ispatlama, kazanma, takdir toplama ve kişisel kazanımlar ve takdir toplama ve saygı görmedir. Video ve bilgisayar oyunları. Video ve bilgisayar oyunları farklı isim ve uygulamalar olarak değerlendirilmektedir. Genel olarak bilgisayar ve video oyunları 3 ana grup altında sınıflandırılabilir. Bu gruplar konsol oyunları, bilgisayar oyunları ve çevrimiçi oyunlardır. Bilgisayar ve video oyunları teknolojinin eğlence alanındaki en yaygın kullanımlarından birisi olarak nitelendirilebilir. Bilgisayar oyunları ile bilgisayar teknolojisinin birbirini etkilemesiyle her iki alanda da inanılmaz bir hızla ortaya çıkmıştır. Bilgisayar teknolojisi geliştirildikçe daha iyi oyunlar üretilmiş, bu oyunların ihtiyaçlarını karşılamak için bilgisayar teknolojisi geliştirilmiştir. Bilgisayar ve video oyunun özellikleri, teknolojik olarak kendini yenilemesi, oyuncu ile bütünleşip kişiselleşmesi, ses ve görüntü efektlerinin gerçeğe yakın olması, senaryonun oynanabilirlik düzeyi, tekrar oynanabilme, oyuna bırakılan yerden devam edebilme ve çok kullanıcılı olmasıdır. Bilgisayar, video oyunları ve anlatı bir oyun için üçlü bir süreçtir. Bilgisayar, büyük ölçüde kişisel girişime dayalı çoklu ortam çevresi yaratır. Bu, dijital medyayı çok etkili ve inandırıcı kılar. Dijital ortamlarda hikayelerin en çok anlatıldığı video ve bilgisayar oyunları, esnasında oyun dünyasıyla oyuncuları arasında ve de oyuncuların kendi aralarında metin temelinde gerçekleşen iletişim genel anlamda bir anlatının içeriğini oluşturur. Hemen her bilgisayar oyununun özünde dikkatlice yaratılan bir bağlamın var olduğu ve bu bağlamın kullanıcının oyuna aktif katılımını sağladığı göz ardı edilmemelidir. Anlatının bilgisayar oyunlarındaki yeri ve sınırları değişkenlik gösterir. Bilgisayar ve video oyunlarının tarihçesine bakıldığında ilk bilgisayar oyunlarının 1960'larda Amerikan üniversitelerinde yapıldığını görmekteyiz. Ancak ilk bilgisayar oyunu 1958 geliştirilen interaktif masa tenisidir. Günümüzde ilk video oyunu olarak kabul edilen Space War 1962 yılında geliştirilmiştir. 1972 yılına gelindiğinde ise TV'ye bağlanan ilk oyun olan Pong satışa sunulmuştur. 1980'ler video oyunları endüstrisinde büyük patlamanın yaşandığı ve bilgisayar oyunlarının yaklaştığı çağ olarak görülebilir. 1982 yılı, video oyunları konusunda kitapların yazıldığı, video oyunlarının bilgisayara uyarlamalarının yapıldığı, bu yeni türün eğlence sektöründeki yerinin belirlenmeye çalışıldığı dönemin başlangıcına tekabül eder. 1990'lı yılların genel olarak Nintendo ve Sega hakimiyetindeki pazarda geçtiği söylenebilir. 1998 yılı itibariyle Nintendo dünya video oyun pazarının %80'ine hakim olmuştur. Bilgisayar ve video oyunları endüstrisi dünyada 120. 000 fazla kişinin istihdam edildiği ve büyük yatırımların yapıldığı bir alandır. Son 10 yılda hızlı bir büyüme yakalayarak eğlence sektöründe başı çeken oyun pazarı 2011 yılında 70 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmıştır. Film, kitap ve müzik CD pazarını da geride bırakan sektörde ücretsiz oyunlar ön plana çıkmıştır. Bu ücretsiz oyunlar ücretsiz olarak oynanabilinirken oyun içinde mikro ödemeler isteyebilmektedirler. Oyun reklam, Edward Gaming, Advertisement, reklam ve game, oyun, kelimelerinden türetilen oyun reklam ya da oyunlu reklamlar, adından da anlaşılacağı gibi reklam içerikli oyun anlamına gelmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta genel oyunların içindeki reklamlar bu kategoriye girmemektedir. Günümüzde özellikle çocuk ve genç hedef kitleye ulaşmanın en etkili yollarından biri ya oyun içi reklamlardır. Oyun ile interaktif reklamcılık web üzerindeki en popüler aktivitelerden biridir. Pazarlamacılar oyun reklamı bir taraftan müşterileri deneyimin içine katmak için kullanırken, diğer taraftan oyun sayesinde mesajların taşınması için bir forum olarak da kullanabilmektedir. Oyun reklamlar, AdWare Game ile sunulan eğlence karşılığında, Ziyaretçinin yani tüketicinin markaya ve markanın verdiği mesajlara ilgisi çekilmeye çalışılmaktadır. Oyun reklam uygulamaları, geleneksel pazarlama yöntemlerinden sıyrılarak farklılaşmak ve internetin dinamikliğinden faydalanmak isteyen firmalar tarafından yoğun olarak tercih edilmektedir. İşletmeler Kurum Ürün, hizmet ve markalarının tanıtımını internet sitelerindeki elektronik reklam ve promosyonlarla yapmakta ve bu sitelere uğrayan izleyici sayısını arttırarak hedef kitlelerinde farkındalık yaratmaya çalışmaktadır. Oyun reklam ile ilgili farklı stratejik yaklaşımlar, bağlantı, çağrışım, oyun reklamı, tanımlayıcı oyun reklamı ve gösterici oyun reklamı olmak üzere 3 tanedir. Bağlantı, çağrışım, oyun reklamı oyundaki aktivite özelliğine göre veya yaşam stili ile bağlantılı olarak marka farkındalığını artırır. Tanımlayıcı oyun reklamında ise oyundaki ürün kendisini açık bir biçimde gösterir. Son olarak gösterici oyun reklamı, müşterilerin oyun oynanan alanın içerisindeki ürünü denemesine izin vererek, tam bir etkileşim kurulmasını ve etkileşimin artırılmasını sağlayabilmektedir. Oyun reklamların kullanımı önceden belirlenmiş stratejiler doğrultusunda ne zaman, nerede, hangi hedef kitleye, ne şekilde yapılacağına karar verilmelidir. Bu stratejiler bazen ürünü tanıtmak için bazen markayla duygusal bağ yaratılması için hazırlanabilir. Oyun reklamın aracı olarak kullanılan virütik oyunlar, ilgili markanın, tanıtımını yapmak, akılda tutulmasını sağlamak, Doğrudan veya dolaylı olarak da satışları arttırmak amacıyla bazı pazarlama iletişimi mesajları içeren, hedef kitleler arasında virütik bir yayılma davranışı oluşturmak üzere tasarlanmış bilgisayar oyunlarıdır. Bu oyunlar oynandıktan sonra kişiye özel skorlar sunması ve kişiyi oyunu oynayanlar arasında bir sıralamaya sokması kişide yarışma duygusunu uyandıracaktır. Ayrıca skor tablosunun bulunduğu ekranda yer alan arkadaşına gönder, butonuyla oyunun viral bir şekilde dağılması sağlanmaktadır. Ayrıca bu oyunlarda kullanıcıya oyun içinde bazı unsurları kişiselleştirme imkanı vermesi kişinin belli renkler ve sembollerle kendini ifade ederek bir karakter yaratmasını sağlamaktadır. Eğlence ve oyun reklam birbirinden ayrılmaz iki unsur haline gelmiştir. Reklam tarihsel sürecinde öncelikle tüketiciyi eğlendirmeleri ardından da ürünün satışları etki yapmalıdır diye düşünülürdü. Ancak oyun reklam uygulamaları, müşterileri hem eğlendirip hem de ürünün reklamını eğlence manzarası içinde eritip, eğlence ile ürünün kaynaşmasını sağlamaktadır. Eğlenceli bir ortam oluşturan oyun reklamlar, bunu yaparken coşku kategorileri ve çekicilik unsurlarını kullanmaktadırlar coşku kategorileri içinde, neşe, gurur, mutluluk, heyecan, korku, tutku gibi duygular yer almaktadır. Çekicilik unsurları içinde ise bu duygular kategorilere ayrılarak, bağ ve özdeşleşme ile ilgili olanlar, otorite, güç ve özgürlükle ilgili olanlar ve marka kişiliği ile ilgili olanlar olmak üzere üçe ayrılmıştır. Böylece oyun reklamlar oyun içinde marka, ürün ya da hizmete ilişkin değerini pekiştiren at, logo, renk ve diğer simgeler gibi görsel unsurlarla tüketicinin zihninde çağrışımların birleşim noktasında tüketici ile buluşmakta ve duygusal ilişkiler kurmaya çalışmaktadır. Oyun reklam uygulamalarına bakıldığında, Türkiye'de uygulanan ilk oyun reklam 2000 yılında Coca-Cola'nın oyun reklamı olan, Serin Yer, kampanyasıdır. Bu uygulamayla Coca-Cola sitesinde üzerinde ortalama 6 dakika harcayan birey artık web sayfasında 28 dakika harcamaya başlamıştır. Bir başka oyun reklam uygulaması ise Özgür Kız, Özgür Çocuk konseptine dayalı gençleri hedef kitlesine alan oyun reklam uygulamasıdır. Bir başka uygulama ise Dünya Kupası maçlarının devam ettiği dönemde, Gillette markası, jilet gibi, kızları topla, oyun ile, kız arkadaşımın arkadaşı, adlı oyun reklamıdır. Bu oyun reklam uygulamalarıyla işletmeler, müşterilerine hem eğlence yaratmayı hem de marka bağımlılığı yaratmayı hedeflemektedir oyuncu, tüketici davranışı. Bilgisayar oyunlarının bireysellik üzerine kurulduğu düşünülse de bu oyunlar sosyalleşmeyi sağlayan uygulamalardır. Bu sosyalleşme diğer insanlarla etkileşimle geçilerek olabileceği gibi oyun programının arayüzünden de neler yapabileceğini görür ve sanal ortamda neler yapabileceğini keşfetmektedir. Dinamik ekran görüntüsünden büyük miktarda veri almaya alışıp aynı zamanda oyunda geliştirdiği stratejileri diğerlerine genellemeyi öğrenir. Bu süreç yeni bir kültürel ortamın oluşması için zemin hazırlar. Bilgisayar oyunları sadece cinsiyete göre değil, yaş grupları açısında da farklı etkileri vardır. 12 ila 17 yaş arası kesime hitap eden oyunlar, çocuğun gelişiminde belirleyici rol oynar. Çocuklar bilgisayarı sadece oyun için kullanmamakta, bunları kendilerini ifade ettikleri araçlara dönüştürmektedir. Online oyunlar oyuncularda farklı duygular geliştirmelerine neden olmaktadır. Online oyun oynayanların duyguları gerginlik, başarı, onurlanma ve kuralları çiğneme arzusudur. Gerginlik bir sonraki sahne veya bölümde oyuncunun karşısına ne çıkacağını bilmemesinden veya bilse bile baş edip edemeyeceğinden kaynaklanır. Başarı duygusu tüm oyunlarda olan ve bir aşama geçildiğinde ortaya çıkan bir duygudur. Onurlanma duygusu ise çevrim içi oyunlarda ortaya çıkan bir rakibin puan olarak geçilmesi veya yenilgiye uğratılması durumunda oluşur. Oyuncu tipolojileri, tesadüfi oyuncular ve sürekli oyuncular olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tesadüfi oyuncular oyunları temel bir aktivite olarak görmezler ve kısa süreli oyun oynarlar. Tesadüfi oyuncular ise kendi içinde dörde ayrılmaktadır. Tesadüfi oyunculardan olan yeni başlayanlar, heterojen bir grubu temsil ederler ve çevrim içi oyunu ilk kez deneyimlerden oyunculardan oluşur. Zaman öldürücüler ise oyuncu grubu günlük yaşamından uzaklaşmak için oyun oynar. Stres atıcılar, oyunları günlük yaşamın yoğunluğundan, baskısından ve nihayetinde stresten kurtulmak için oynarlar. Sosyal oyuncular, bu oyuncu tipolojisi tek başına oyun oynamayan kişileri temsil eder ve oyunları sosyal aktivite olarak görür. Sürekli oyuncular ise hem zaman açısından hem de nitelik açısından çok fazla oyun oynayan kesimi açıklamaktadır. Sürekli, katı oyuncularda kendi içinde meraklılar, müptelalar ve profesyoneller olarak üç gruba ayrılmaktadır meraklılar, özellikle aksiyon türü içinde bulunan oyunları daha tercih eden kesimdir. Müptelalar, çok fazla oyun oynarlar ve zamanlarının büyük bir bölümünü oyun oynamak için kullanırlar. Profesyoneller, yeteneklerini korumak ve ortaya koymak amacıyla oyun oynarlar. Rekabet durumunu her zaman göz önünde bulundururlar. Oyun pazarının bölümlendirilmesi işletmeler için oldukça büyük avantajlar sağlamaktadır. Bilgisayar oyunu oynayanların her ne kadar çocuk olduğu düşünülse de oyuncuların ortalama yaşı 30'dur. Bir araştırma şirketi oyuncuları silik, hesaplı, statü ve ultra oyuncular olmak üzere 4 kategoriye ayırmıştır. Silik oyuncular, %34'lük paya sahip olup, oyun için az miktarda zaman ve para harcarken, hesaplı oyuncular, %16'lık bir paya sahip olup oyuna az para ancak çok zaman harcamaktadır statü oyuncular, bölümü tüketicilerin %21'ini temsil etmektedir. Bu oyuncular tipik olarak oyunlar için çok para ancak az zaman harcamaktadır. Ultra oyuncular, bölümü %29'luk bir grubu teşkil edip, zaman ve para bakımından en fazla miktarda harcama yapan tüketicilerdir. Oyuncuların çoğu, iş oyun satın almaya geldiği zaman tutucudur. Oyun oynamak için farklı ödeme opsiyonları olmasına karşın, bir mağazada oyun satın almanın zamansal değeri popülerlikten uzaktır. İlginç bir detay olarak kadın oyuncuların erkekler gibi çevrim içi satın alma eğiliminde bulunmamaktadır. Oyunların piyasaya sürülmeden önce test edici iyi oyuncular tarafından denenmesi büyük önem taşır. Her yıl pazara sürülen binlerce yeni oyunun büyük çoğunluğu, tüketici davranışını göz ardı etmesinden veya oyundaki teknik problemlerden dolayı başarısız olmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri potansiyel oyuncuların beklentilerinin karşılanamamasıdır. Oyun oynamaya güdüleyen temel faktörler, iş stresinden uzaklaşma, zafer elde etme, sıkıntı ve stresten kurtulma, mental olarak televizyondan daha teşvik edici bulmadır. Bilgisayar oyuncularını oyun oynamaya iten temel güdüler ise ilişki, tutulma, üzüntü, başarı ve liderliktir. İlişki, oyundaki diğer kişiler ile anlamlı ilişkiler kurulmasını ortaya koyar. Tutulma, oyuncular oyuna odaklanarak oyuna dalar ve bu sayede yeni şeyler keşfeder. Üzüntü, bir oyunda başarısızlık edilmesi durumunda ortaya çıkan ancak oyuncuyu yine tatmin eden bir güdüdür. Başarı, bir oyunun yapısı içerisinde güçlü olma arzusunu ortaya koyar. Liderlik, oyuncunun iddiacı olmasına ve girişkenliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir güdüdür.